Harbiden. Valizler. İş seyahatim yine. Hayır. Gidiyorum Filiz. Nereye? Ben artık dayanamıyorum. Bitti. Sevdiğim kadınla birlikte gidiyorum. Sevdiğin kadın mı? Dokunma bana. Bir şey dokunmuyorum. Bir sakin ol. Herkes bize bakıyor. Allah aşkına dokunma. Kendine gel. Allah aşkına. Çocuğu korkutacaksın ya. Deli deli hareketler yapma. Çocuğu Cansım, korkutma. Yürü Karsu. Eve gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yürü. Yapma Karsu. Anne yabancı değil ki anne abla. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Tılsım. Konuşma. Karsu. Tılsım'a yazık yapma. Sen benim çocuğumun adını ağzına alamazsın. Anladın mı beni? Dokunma tamam, bana. Tamam kendine gel. Sakin ol. Çocuğu korkutuyorsun diyorum sana. Anlamıyor musun sen? Karsu. Karsu. Ya bırak onu ya. Beni bırak. Git buradan ya git. Her seferinde beni rezil ediyorsun. Ben senden artık bıktım. Babamı kızdırmak için yapıyorsun. Yanma. Ben seni artık istemiyorum. Tatile gittik. Teknenin anladın. Denizi buldum. Ben seni istemiyorum. Anla bunu artık. Anla. Tamam güzel kızım. Tamam sakin ol. Üzülme tamam mı? Sakin ol. Yeter artık. Allah aşkına Karsu yeter. Bak kızı duydun. Seni istemediğini söylüyor. Allah aşkına gider misin? Herkes bize bakıyor. Rezil ettin bizi. Git şuradan. Bunu şu çocuğa yapma. Git buradan. Ben buradayım tamam mı? Korkma. Seninle sonra hesaplaşacağız. Seninle de. Kusura bakmayın, affedersiniz. Canımın içi. Tamam kızım. Üzülme babam benim. Tamam, geçin tamam mı? Bitti. Hı? Su içelim. Su iç.
Yutur. İyisin değil mi ha? İyi misin güzel kızım? Al canım. İç ondan bir yudum. Annem sana niye bu kadar kızgın ki? Kızım annen herkese kızgın ya. Herkese kızgın senin annen. Aşkım bilmiyorum ki. Yani ben buraya iş için gelmiştim. Hazır gelmişken de sizi göreyim dedim. Hepsi bu. Yavrum senlik bir şey yok. Senin annenin psikolojisi bozuk kızım. Annen tam doktorluk, tam. Bir şey diyeceğim sana, neyim ismi? Ne ısmarlayayım sana? Ne yemek istersen ha? Hadi bir şey. Tasım nerede? Çocuklar nerede? Televizyon odasındalar. Kızım ne oldu? Otur bakayım şuraya, otur. Otur anlat. Ben Tasım'ı almak için Lale'nin evine gittim. Hı. Kapıyı açtılar. Dedim ki Tasım hadi gel eve gidelim. Tasım ben babamla kalmak istiyorum dedi. Reha da yüzüme kapıyı kapattı. Sonra ben tabii kötü oldum. Çıktım. Evin önünde bir bank vardı. Orada oturdum bir kendime geleyim soluklanayım diye. Sonra Tasım'la Reha'yı evden çıkarken gördüm. Böyle yürüyorlardı. Ben de onları takip ettim. Gideyim en azından Tasım'la böyle güzelce konuşayım. Onu ikna edeyim eve getireyim diye. Evet. Bir kafeye girdiler. Ben de tam içeri girecekken camdan bir anda Hande ile Tılsım'ı sarılırken gördüm. Hande mi? Ay Hande nereden çıktı? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Onu görünce deliye döndüm. Deliye döndüm görünce. Kaybettim kendimi, gittim saldırdım ona. Hepsi de Tılsım'ın önünde oldu tabii ki de. Hiç düşünemedim ki o anda onu. Tılsım'ı tuttum kolumdan, eve gidiyoruz hadi gel dedim. İstemiyorum dedi. Hande abla bu anne ne olacak dedi. Dedim kızım sen hiçbir şey bilmiyorsun gel benimle dedim. Yok dinlemedi beni. Allah Allah. Ben seni istemiyorum artık git dedi. Bana ve Hande'ye sokuldu iyice böyle gözümün önünde sarılıp durdu. Ay niye hain bu kız böyle kime çekti bu ya? Anne hain falan değil daha çocuk o ne hainliği ya. Babası onun beynini yıkıyor işte. Sürekli kandırıyor çocuğu. Ay yok iyi ki ben yoktum orada. Vallahi sinirden parça biçik etmiştim o Hande'yi. Hay Allah ya görüyor musun bak. Ya Lale biliyor mudur acaba? O bir şey dese. Anne dese demese ne fark edecek ki? Günün sonunda o da abisini koruyacak tabii ki de. Hem Reha bu onunla tartışılır mı? Haklısın der konuyu kapatırsın. Allah ya bu. Ya bu Reha. Neymiş bu böyle? Ne belaymış bu böyle? Bu sonradan mı böyle oldu? Eskiden de mi böyleydi bu? Yok bu denli değil. O şu anda beni pişman etmek için kızımı kullanıyor. Üzerine bir de Hande'yi ekledi şimdi. Beni delirtmek için. Şerefsiz boyu devresin inşallah. Ne yapacağım ben şimdi? Dur bakalım dur hemen karaları bağlama. Nasıl karaları bağlamayayım anne? Mesele Tılsım'ın babasında kalmak istemesi değil. Benim yerime onu tercih etmesi. Gözümün içine baka baka ben burada kalmak istiyorum dedi. Allah Allah. Ya ben demiştim demek istemiyorum ama bak. Çocukların düzeni bozulunca dengeleri de bozulur. İşte üç çocukla ayrılmak kolay değil derken bundan bahsediyordum ben. Ya hep orada kalmak istersin? Olabilir vallahi. Ne demek olabilir? Olamaz öyle bir şey. Ben çocuklarımı ömrümü adadım. Ben onlar için yaşadım.
Mutsuzken bir gün bile anlamasınlar diye yüzümden gülümsememi eksik etmedim ben onlara. Anneliğe giriş dersine hoş geldiniz. İlk konumuz çocuklar nankör olur. Hayır, olmaz. Benim çocuklarım nankör olmaz. Hele Tılsım, o her şeyin farkında, biliyorum. Tılsım yüzünden anneliğini sorgulama. Ben ne yaptım deme. Oraya girersen çıkamazsın. Orası bir kara delik. Nereden biliyorsun diye sormayacaksın herhalde. Konuşmak ister misin? Hiç istemem. Birazcık konuşsak belki ikimize de iyi gelebilir. Yıllar oldu, hiç bahsetmedik. Yarayı kaşırsan iyileşmez. Üstelik daha beter olur. Bence tam tersi. Daha da beter olursa iyileşir. Kabuk bağlamış, yarayı kaşımam ben. Ben odama çıkıyorum biraz. Sen de daha fazla üzülme, tamam? Geçti, hadi hallederiz. İyisin, çok iyisin. Geldin mi? Geldim. Anne. Canım. Benle oyun oynar mısın? Tabii ki oynarım. Sen ne yapıyorsun Deniz'cim? Ödev yapıyorum. Aa, ne yapıyorsun ödevinde? Aynalarını seçip boyuyorum. Hepsini de doğru yapmışsın. Aferin sana Deniz. Tılsım nerede? Tılsım... babasında kalacak bir süre. Hiç gelmeyecek mi? Hayır canım, olur mu öyle şey? Gelecek tabii ki de. Kısa bir süre için kalacak orada. Üzgün müsün? Hayır canım, değilim. Yani... Ya sen kafayı mı yedin ya? Ne oluyor? Sen iyi misin ya? Niye Hande geliyor buluyor? Siz hala niye görüşüyorsunuz kızım ya? Kızım bir saniye, bağırma. Ne? Bağırmıyorum. Bağırmıyorum.
Ne oldu? Ev mi açtın sen bu kıza? Ev açtım. Sen kafayı mı yedin kızım? Allah Allah, delirtme beni. Ben öyle bir insan mıyım ya? Kız geldi, aramış. İşte dedi ki ben İstanbul'dayım, bir dertleşelim, hepsi o. Ya delireceğim, ne dertleşmesi? Dert kendisi zaten ya. Bir şey diyeceğim, çok iyi oldu. Karsu'ya var ya, o Karsu'ya çok iyi oldu, çok iyi oldu. Ben yalvarıyordum ya, kendini bulunmaz Hint kumaşı zannediyordu. Şimdi düşünsün dursun. Tılsım ne yaptı biliyor musun? Anne yeter, git, bıktım ben seni istemiyorum dedi, görmen lazım. Şimdi burnu sürtsün bakalım onun, sürtsün. Sana bir şey diyeceğim. Ha. Sen Karsu'ya eve dönsün istiyorsun ya. Ha. Geçmiş olsun. Ömer. Kapandı o iş. Öyle bir şey. Bitti o iş. Kızım öyle bir şey yok. Dönecek. Rekabet her zaman çok iyidir. Hiç merak etme bacım sen. Ayrıca benim o kadınla o olaydan sonra bir ilgim alakam yok. Sevgilim değil, bir şey değil. Bana ne ya? Bana bak. Sen bilirsin ha. Ben bilirim. Sen bilirsin. Evet. İnşallah. İnşallah. Kim o? Karsu mu? Ha? Karsu Sümey. Ofisten arıyorlar. Allah Allah, bu da iyice sinir sağa. Bir şey konuşabilir miyiz? Tabii ki kızım, gel. Gel otur. Ne oldu? Anlat bakalım dünya güzeli. Annem çok mu üzüldü? Kızım annen niçin çok üzülsün ya? Sen babanın yanındasın. Yabancı yerde değilsin Tılsım. Ama bağırdı, ağladı. Hem Hande Albay'la da çok kötü konuştu. Kızım şimdi nasıl söyleyeyim sana? Hani tabiri caizse annem biraz şımarıklık yapıyor. Ne? Güzel kızım, bak ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Bunun için çabalayıp çalışıyorum zaten. Bak ben annene söyledim. Deniz'le Tılsım'ı okula gönderme, yapamazlar, alışamazlar dedim. Ama senin annen inat olduğu için hayır, gidecekler, yapacaklar ve alışacaklar diyor. Ama annem çok üzgündü. Kızım sen o okula gittiğin için, anneannende kaldığın için üzülmedin mi? Üzüldüm. Sen annene ne bakıyorsun? O kendisini acındırıyor. Bak. Onun da aklı başına gelecek güzel kızım. O da geri dönecek ve biz hep beraber Adana'ya döneceğiz. Tamam? Peki baba, ya annem istemezse o zaman ne olacak? Böyle bir şey olabilir mi Tılsım Allah aşkına ya? O sensiz hiçbir şey yapamaz. Asla. O yüzden isteyecek. Tamam? Ya baba ben bu okulu hiç sevmedim. Ben seni o okula göndermeyeceğim ki. O sevdiğin okul var ya, öbür okul. Oraya göndereceğim seni. Gerçekten mi? Gerçek tabii ya. En yakın zamanda senin kaydını alacağım ve diğer tarafa yazdıracağım. Sen ne olursun üzülme. Tamam mı? Anneni de dert etme. Annen gayet iyi. Benim güzel kızım gayet iyi. Kasım Hanım. Sen bana su ısmarlar mısın ha? Tamam. Vay benim kraliçem, benim şalgamım ya. Sana helal olsun. Yar kocası bir şey mi yaptı acaba ya? Benden de yardım istemez ki. Kim benden niye yardım istesin? Halime bak. Merhaba Atilla. Merhaba. Çikolata getirdim çocuklara. Niye zahmet ettin? Gelsene içeri. Girmeyeyim şimdi ya. Gel gel, kapıyı kapatayım, hava soğuk. Tamam, soğuk hakikaten. Neden zahmet ettin? Teşekkür ederiz. Ne diyorduk Selin'ciğim? Teşekkür ederim. Bana mı? Ben mi getirdim çikolatayı? Kim getirdi? Atilla abi, teşekkür et bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Otursana, bir kahve yapayım. Yok ya, hiç oturmayayım ben. Peki nasıl istersen. Vay! Deniz, bak kim geldi. Ne var yakışıklı? İyidir. Deniz, Atilla abi bize çikolata getirmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi misin sen? Ben yorgunum biraz, öyle değil. Senin büyük kız nerede? Babasında kalıyor. Tamam, anladım. Ben tutmayayım sizi daha fazla. Ne demek? Görüşürüz. Bir kahve içeyim. Bir dahaki sefere. Tamam. Sağ ol, görüşürüz.
Ne o, kim gelmiş? Atilla, çocuklara çikolata getirmiş. Ayol, üç tane çocuğa bu düdük kadar şey mi getirmiş? Önemli olan düşünmesi değil mi anne? E tamam da zaten sorun düşünememesi hayatım. Hadi. Bak, düşünse şöyle bir kutu tatlı alır gelir. Gel abla. Ay Filiz. Ha. Sacit Bey sizleri ömür. Kim? Aa, gitti mi? Gitmiş, gitmiş. Ah ya. İki dakika bir Emel'e uğrayalım da bir başsağlığı dileyelim. Tabii tabii. Hadi gel sen geç, beş dakika ben üstümü değiştireyim. Tamam. Geç. Ben bekliyorum burada. Hadi bekle iki dakika. Baba, ben yarın okula gitmeyeceğim değil mi? Hayır kızım, söyledim ya sana. Senin kaydını o okuldan alacağım. O sevdiğin okula yazdıracağım. Seni konuştuk bunu biz. Oh be, rahatladım. Sınıftakiler feciydi. Hala, ben şimdi tabletten bir şeyler izleyebilir miyim? Sen istediğini yapabilirsin. Gülüm. Hadi git. Şarjda tablet. Sen kızı kandırmıyorsun değil mi okula yazdıracağım diye? Yok be kızım. Aa, niye kandırayım? Yani duruma bakacağız. Çok üzülür. Yani üzülmesi kızım. Niye üzülecek? Allah Allah. Ben onları alıp Adana'ya döneceğim ya. Ya sen Karsu'nun halini görmedin mi? Geldi kapıya inim inim inledi. Yetmedi bizim peşimize geldi. O dayanamaz ayrılığa. Dayanamaz. İşte yalan olacak o zaman okul. Lale, salak mıyım ben ya? Çocuğumun gitmeyeceği okula niye para ödüyorum ben? Ben diyeceğim biz senin kayıt işini yapıyoruz. O esnada zaten Adana'ya dönmüş olacağız ya. Allah Allah. Onun derdi zaten okul değil, evine dönmek, Adana'ya dönmek. Karsu kesin barışacak yani. Ya barışacak tabii ya. Barışacak, o evlatları olmadan yapamaz. Mevzu bizim Deniz'i kafalamamız. O zaman Karsu da tıpış tıpış döner. Vallahi abi ne diyeyim, inşallah dediğin gibi olur. Bak gerçekten ben de çok istiyorum böyle olmasını. Olacak, olacak, olacak. Ne diyeceğim sana Lale? Ben diyorum ki çocukları, Deniz'i özellikle alayım. Bunları böyle bir gezmeye götüreyim, sevdikleri şeyleri falan. Ha? Böyle bir şey yapayım mı? Ne diyorsun? Çok iyi düşünmüşsün ama Deniz o kadar kolay olmayacak. Olsun, olsun. Bir iki gün fazladan uğraşırım. Ne olacak? Babasıyım ben onun. Kızım kan çeker, kan. Bak şimdi sen beni dinle abi. Hı. Önce Karsu'yu ara. Şu Hande meselesini iyice bir açıkla. Benimle hiç ilgisi yok. Ben ne açıklıyorum lan? Ne açıklıyorum? Allah Allah. Benden ayrılmak isteyen o. Ben niye açıklıyorum durumu? Ha, sen hiçbir şey açıklamayacaksın. Açıklamayacağım tabii. O kim? Ha, yarın gideceksin, Deniz'i isteyeceksin. Hemen alacağım tabii. Karsu ne yapacak? Aa, babası gelmiş deyip Deniz'i kucağına mı verecek? Ha? Ya sen ne sanıyorsun ya? Ne sanıyorsun? Tamam, ararım birazdan. Ha? Ay ne inatsın ya? Ne inatsın abi ya? Hoş sağ ol kardeşim. Şahaneciğim sağ ol canım, hoş bulduk. Ay abla, herkes gelmiş. Gel gel. Merhaba. Merhaba herkese. Merhaba. Efendim merhabalar. Emel'cim. Emel'cim, ah canım başın sağ ol. Hiç kalkma, kalkma. Ah canım benim, ah. Emel, böyle başın sağ ol. Ay, çok sağ olun. Gel abla şöyle. Sağ olun, sağ olun. Geç abla. Çok ani oldu. Evet, hakikaten beklenmedik bir olay yani. Aslında şeydi de, dinçti de, öyle değil mi? Dinç adamdı yani. Ya ya, çok hareketliydi maşallah. Takdir-i ilahi işte, ne yapacaksın Emel'cim? Hayat devam ediyor. Çok zor, çok, evet. Alışmıştım burada bakmaya. Yemeğini veriyordum, suyunu veriyordum, ilacını veriyordum. Hiç sesi çıkmıyordu. Adamdan muhabbet kuşu gibi bahsediyor. Yemini veriyordum, suyunu veriyordum. Koca bir çınar öldü. Evet, 100 yıllık bir çınar. Yani ağaçlar ayakta ölür derler ya Emel'cim. Sacit Bey de o misal yani. Neyse ki elden ayaktan düşmedi şükür. Ya ya. Ya yatalak olsaydı? Bakmak zorunda kalırdın. Öyle tuvaletiydi, yemeğiydi. Ay bir de kibar adamdı ya. Vallahi ruhu şad olsun, kibar adamdı. Her sabah şurada otururduk. Kahvemizi içerdik, sohbetimizi ederdik. Emel, bize gelirsin, laflarız. Sana da iyi gelir. Ya tabii ya. Ölen de ölünmez ki, hayat devam ediyor canım, değil mi? Senin kız da geri dönmüş ha, boşanıyormuş.
Evet, öyle oldu. Burada mı kalacak? Ay vallahi Emel, sen de ne güçlü kadınsın ya. Ha? Yani bunca şeyin derdin arasında. Filiz. İşte hani dirayetli kadın dediğim böyle olur hayatım. Bak onca derdin içinde, görüyor musun? Tamam. Biz kalkalım mı artık? Peki, helvanı ye de kalkarız artık. E sen de. Üf, İrmi'ye kıyamamış un helvası yapmış, sevmem ben. Ay Filiz. Sevincim, senin de oğlan döndü çok şükür. Döndü şükür. Ay, 8-10 sene sürdü ama mezuniyet. Sürdü. Bitti şükür. Bitti. Bitti. Vallahi cennet sitesinde oturuyoruz ama hep böyle ölümler şey. Neyse, ben sana bir şey söyleyeyim Memel'cim. O da cennete gitti, inan. Bak tam yerinde gitti yani adam cennet sitemizde. Nisbi, ruhu şad olsun inşallah. Amin. Vallahi billahi. Güzel günlerde görüşelim hanımlar. Ne olur güzel günlerde. İnşallah. Ya kadının kocası ölmüş. Sen kalkmış kadına laf sokuyorsun Filiz. Ya işte ya, senin kocan ölmüş. Herkesin içinde benim kızımın boşanmasını soruyorsun. Kıskanç. Kıskanç, evet. Nasıl aldı cevabını ama, bir de üzülmüş gibi yapıyor. Kız Filiz. Hı? Gözüne sürme çekmişti, gördün mü? Kaçar mı? Yıllardır beklediği an geldi. Çekmiş gözüne sürmeyi. Adamın harcayıcı maaşı da kaldı buna. Oh, yan gel yat. Tövbe yarabbim. Ne var? Bu nasıl bir telefon açma ya Karsu? Tılsım iyi mi? İyi, iyi. İyi, o zaman beni arama. Karsu! Ne? Ya ne arama Karsu ya? O hallerin, o tavırların neydi senin? Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen bugün ne yaptığının farkında mısın? Ya Karsu, beni delirtme. O neydi öyle ya? Saldırgan tavırlar, deli deli hareketler. Beni delirt, sonra da bana deli de. Yok öyle iş Reha. Hande'nin ne işi var benim kızımın yanında? Kızım, sen anlamıyor musun? Benim Hande ile aramda bir şey yok. Olamaz da. Bir kerelik bir şeydi. Sen ne? Sen ye, tamam mı? Aa, sen nasıl konuşuyorsun? Ağzını niye bozuyorsun ya? Temiz düzgün konuş ya. Layık olduğun gibi konuşuyorum. Ayrıca senin kiminle görüştüğünün benim umurumda olduğunu falan mı zannediyorsun? Siz ikiniz de benim umurumda değilsiniz, tamam mı? Ama o kadın bir daha benim çocuğumla görüşemeyecek. Anladın mı beni? Duydun mu beni? Ya seni duymamak için sağır olmak lazım. Öyle bir bağırıyorsun ki. Ya kızım, kadın İstanbul'a gelmiş, tamam mı? 5 dakika seni, çocukları göreyim dedi. Allah Allah, ne var bunda? Görüşemez. O kim oluyor da görüşmek istiyor ya bizimle? Görüşemez tabii ki de. Tamam, bir daha görüşmeyiz, tamam. Sen ne istiyorsan yap. Umurumda değilsin. Ama benim çocuklarımı o kadınla görüştürmeyeceksin Reha, anladın mı? Bak, bir dahaki sefere bu kadar sakin kalmam, haberin olsun. Kesin kıskanıyor beni ya. Dayanamıyor. Kıskanıyor ve dayanamıyor. Ne ara büyüdün de benden gitmeye karar verdin? Ne ara oldu bu? Oğlum, sen ne zaman annene adıyla hitap etmekten vazgeçeceksin ya? Askerlik arkadaşın mı o senin? Aa, zaten kızın morali bozuk. Tılsım yok değil mi?
Aynen öyle. Bir daha annene adıyla hitap ettin duymayayım, tamam mı? Ne diyeceğim? Enişte. Aa, kızdırma beni. Bak vallahi o mini kulaklarından asarım seni tavana. Hı? Hı? Anladın sen. Bu evde annene bir tek ben Karsu diyebilirim. Başka kimse diyemez, yasak. Anladın mı? Çünkü ben annesiyim, ben söyleyebilirim. Sen illa birinin adını söylemek istiyorsan benimkini söyle. Ama sen ona annesin. Ne olsun? Sen bana Filiz diyebilirsin. Peki. Hadi bakalım şimdi git. Annen ne yapıyormuş bir bak bakalım, yanına git hadi. Anneciğim ne yapıyorsun de. Sabah akşam aynı film, ezberlediler artık. Ağlıyor musun? Hayır canım, ağlamıyorum. Anneannem bana kızdı. Öyle mi? Ne oldu? Ne dedi? Kulaklarımda tavla atacakmış. Ay Emet bayağı kızmış. Küçükken bana da öyle kızardı. Ama yapmıyor, merak etme. Kötü baktı bana. Öyle mi? Nasıl baktı? Böyle. Oo, bayağı kızmış. Peki sen onu kızdıracak bir şey yapmadığına emin misin? Hı, peki. Sen de kendi sandığına bakmak ister misin? Belki hatırlarsın diye dedim. İstemiyorum. Tamam canım, nasıl istersin. Karsu? Konuşmak ister misin? Sen gelir misin, ben geleyim mi? Geliyorum. Bak Allah aşkına şuna bak. Annesiyle oturup iki çift laf etmez. Git. Elin kıtı bir yüzüyle ne sohbet ne sohbet. O kim? Ama kim olacak şu karşıdaki dört göz? Onu öyle deme, tamam mı? Ay anası kılıklı, siz kimseye laf ettirmeyin olur mu? Biri bana bir şey dese kimse ağzını açmaz. Hiç elin Sünepe Atilla'sına toz kondurmak yok. Ha? Bakma öyle kötü kötü. Hadi bakayım geç, filmini seyretmeye devam et hadi. Teşekkür ederim. Buyurun, rica ederim. Tılsım babasına gitti. Biliyorum, söyledin. Söyledim de tam değil. Temel mi gitti? Dönmeyecek mi daha? Yok, döner. Ama zaten mesele dönüp dönmemesi değil. Mesele benim yerime onu tercih etmesi. Bir de yanlarında sevmediğim biri vardı. Neyse. Ama o çocuk da o kadar çok ciddiye almasam mı acaba? Tılsım bütün bu süreçte benim ne kadar üzüldüğüme şahitlik etti. Tüm mutsuzluğumun sebebinin babası olduğunu da gayet iyi biliyor. Ve bütün bunları bilmesine rağmen benim yerime onu tercih etmesi, ben babamla kalmak istiyorum demesi beni çok incitti. Ben de o yüzden nerede hata yaptım diye düşünüyorum. Hı. Sonra neler böyle mi ya? Nasıl? Ya bu kadar kişisel mi oluyorsunuz hep? Yani tabii ki kişisel oluyorum. Kızım beni istemiyor. Çocukların seçimine çok mu anlam yüklüyorsun acaba? Benim annem de böyleydi. Garip. Sana garip gelebilir ama bana dokundu. Babasının imkanları ağır bastı. Ama o yaşta bir çocuk böyle bir şey düşünebilir. Ya hiç dönmezse? Ya boşandığımız zaman çocukları o alırsa? Ya bana bir daha göstermezse onları? Karsu sen... Taktığını takıyorsun sanki biraz. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Ne olacağını
bilememek çok korkutucu bir şey. Bu belirsizlik. Ya iyi ya da kötü. Ne olacağını birazcık bilebilsem, önümü azıcık görebilsem... Gözlerini kapatsana. Ne? Kapat gözlerini be. Nehiri düşün. Nasıl yani? Kapa gözlerini. Nehir düşün. Böyle dağların zirvelerinden, ormanların arasından, köylerin arasından kıyıya kadar inmiş kocaman okyanus var karşısında. Titremiş korkudan. Yani oraya giderse eğer yok olabilir ama geri de dönemez. Nehirler ters akmaz. O da korkusuyla yüzleşmiş. Ve açsana gözünü. Okyanus olmuş. Dur bak. Bak. Seversin belki. Teşekkür ederim. Abi acayip bir kitap buldum. Böyle sanki bir şey anlatıyor gibi ama durup düşününce aslında bambaşka bir şey anlatıyor. Çok değişik ya. Ne diyorlardı? Felsefe mi diyorlardı ona? Ya artık ne diyorlarsa patron. Ama iyi diyorlar. Vallahi ben bayağı sevdim ya bu işi. Cevdet, sen o öldürmekli kitabı bitirdin mi? Oha. Oha. Sen ne kadar hızlı okuyorsun ya? Patron ben de anlamadım ki. Vallahi açıldım ya. Cevdet başlayacağım kitabına. Allah Allah. Abi niye öyle diyorsun ya? Ne güzel işte. Ben kitap okurum. Patronu anlatırım. Komşular da ondan şüphelenmez. Abi komşular habire kitap mı soruyorlar hala? Yok yok ya, bir şey sordukları yok da. Acil durumda lazım olur diye. Sen aynen buradan devam. Anlatırsın bana sonra. Tamam. Ya şunu demek istiyorum aslında sana yani... Korktuğun şeyler belki seni bambaşka bir yere götürecek. Korkunun içinden geç, yoksa senin içinden geçecek. Geçiyor bile. Ya bir iyi tarafından bak. Kızının nerede olduğunu biliyorsun. Evden kaçmadı. Babasının yanında, babasına ona zarar verecek hali... Yok canım. Yoktur herhalde yani. Hatta... Tılsım bazen biraz... şey olabiliyor. Ne olabiliyor? İstediği zaman huysuz olabiliyor. E güzel. Nesi güzel? Bu kar belki geri getirir kızı. Ay evet, umarım öyle olur. Daha bir gün oldu, olabilir bence yani. Neyse, zaten yarın okulda göreceğim onu, ders başlamadan önce. Gider yanına güzelce, sakince konuşurum. Oh ya, oh işte. Konuştuk, ne güzel rahatladın bak değil mi? Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Laf olmaz. Ay bu arada ne oldu? Hani sana bahsettiğim sandıklar var ya. Evet. Reha onları bana Adana'dan yollattı. Hadi canım. Evet. Ben de çok şaşırdım tabii. Hiç onluk bir şey değil. Ama sorduğumda sen mi yollattın diye evet dedi. Muhtemelen annesi söylemiştir. Olabilir. Ya o beklentisiz böyle bir iyilik yapmaz. Kesin barışacağımızı falan düşünmüştür. O sen sonucuna bak. Sen istediğini aldın mı? Olsun. Evet. Hatıralarıma kavuştum. Ben kalkayım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şunu giyeyim şöyle. Görüşürüz Atilla. Dikkat et. Tamam. Koşarak giderim. Thank you.
bir koklamak ister misin? Kokla, bir şey olmaz. Nasıl kokuyor? Tuhaf. Tuhaf. İşte o tuhaf kokunun adı sandık kokusu. Canım Selin, gel son lokmamız bak, gel şunu bitirelim. Anne, şunu aldım senin dolabından, tamam mı? Tamam kızım, tamam. Hadi, hadi Deniz, koydun değil mi ödevlerini çantana? Koydum. Ya Karsu, ben de mi gelseydim seninle, Tılsım benden çekinir. Anne, şu anda Tılsım'ın birinden çekinmeye değil, güvenmeye ihtiyacı var. Ama bize güvenmeyip de o çapsız babasına güveniyorsa helal olsun. Anne, kaç kere söyledim. Bilsinler ne var. Hadi bakalım, hadi. Selin, dikkatli ol, tamam mı canım? Sana emanet anne. Tamam. Farkındayım, sana biraz yük oluyoruz ama inan bana halledeceğim. Yok, çok bir şey demedim ben. Yok yani çocuklarla birlikte senin düzenini bozduk tamamen. Ama seninle hep bakmak zorunda kalmayacaksın, merak etme. Bugün iş yerindeyken araştıracağım, bakacağım. İlla ki buralarda bir kreş var. Var, şimdi söylüyordum, lafı ağzımdan aldım. Çok yakın bir yerde nefis, temiz, şahane bir kreş var. Ay, gitsin çocuk, bir şeyler öğrensin. Burada bütün gün benim eteğimin altında, Türkan'ın evinde falan olmuyor yani. Yok, haklısın, haklısın. Halledeceğim, tamam. Tamam, bir de ben çıkacak oluyorum, işlerim oluyor. Kimseye güvenip bırakamıyorum. Haklısın anne, tamam. Halledeceğim, tamam. Selin'cim. Anneannem, seni çok seviyorum. Görüşürüz. Hadi bakalım Deniz, geç kalacağız. İyi dersler canım benim. Bay bay. Bay bay canım. İyi dersler. Evet, son lokmamızı alıyoruz, bitiriyoruz. Bir daha vermeyeceğim. Gel bakayım buraya. Son bu. İstemiyorum, bak, son bu. İstemiyorum. Bak. İstemiyorum. Ama yavrum, kaldı mı böyle? Olmuyor Selin. Abi bugün avukatın var, unutmadın değil mi? Unutmadım kızım, unutmadım. Ya 10 dakikaya çıkacağım. Tamam. Tılsım ne olacak? Seninle kalacak. Abicim gözünü seveyim, benim toplantım var, ben gideceğim, olmaz. Ama kurban olayım, bir saat idare edeceğim, bir saat ertele işlerim. Abicim ne olur ya. Abisinin gülü. Gülü. O zaman bir an önce git, bir an önce gel tamam, işte. Tamam. Hı. Havasının gülü. Gel kızım gel. Şimdi ben çıkacağım, bir saat işlerim var, tamam mı? Geleceğim bir saat sonra, sen halayla kalıyorsun, okey? Bu bir. İkincisi, diyorum ki ben yarın kardeşlerini de alalım, şöyle beraber gezelim, tozalım, bir eğlenelim ha? Güzel olmaz mı? Deniz nereyi sever, neleri sever, ne yapalım onunla? Baba, niye Deniz'in sevdiği bir şey yapmak zorundayız ki? Ya kızım niye öyle diyorsun, Allah Allah? Aa Tılsım, ayrıca yani senin istediklerini yaptık. Bu işler sırayla değil mi? Aynen öyle kızım ya, sen bir de o gelsin, beraber olalım ki ablalık da yapsan ona. Olmaz mı? Tamam. Evet, ha neresi? Deniz Alpay bunları sever. Yani annem bizi bir kere götürmüştü ama giremedik. Niye? Ya pahalıymış. Benle giderseniz girersiniz. Babanın parası var. Tamam. Hadi görüşürüz. Seviyorum seni. Görüşürüz babam. O zaman kahvaltı? Evet. Ay vallahi artık çok doldum abla. İnan kaldırmıyor sinirlerim yani. Ay çoluk çocuk evin içi bir... Ay ben alışık değilim, ben tek başıma kendi düzeninde yaşayan bakımlı bir kadındım, şuraya bak. Torun torba bakan anneanneye döndüm ya. Yok canım, olmaz tabii. Ama zaten Karsu da anlar bu durumu. Anlıyor, anlıyor zaten, Allah'tan anlıyor yani. Hayatım, 3 yaşında çocuğa bakmak kolay mı? Yaşlanırım ben böyle giderse. Bir de devamlı bir gürültü evin içinde, artık kafada kaldırmıyor sesi belli bir yaştan sonra. Zor zor, çocuk işi çok zor. Ay çok fena. Yani inan, her taraf, her yerde oyuncaklar, onlar, her odadan biri çıkıyor. Dizilerimi seyredemez oldum ya. Ah canım.
E kaydet. Neyi kaydetsen ne? Gürültüden izlenmiyor ki, anca işte böyle uyuyacak da ben böyle kendime bir zaman ayırabileceğim. Baksana Allah aşkına, ben böyle gezecek insan mıydım ya? Karsu ne diyor Selin için? Kreşe verecek Allah'ına. Yaşı da geldi zaten. Evet, bence de. Canım çıktı vallahi, canım çıktı. Aktı mı ya çok? Yok yok, hiç akmadı canım. Şöyle çok sildim ama. Yok, bir tanem akmadı, akmadı. Bir şey diyeceğim. Kocasıyla barışacak gibi değil mi? Hiç alakası yok. Ona da ayrı üzülüyorum. Bu arada Tılsık da babasını da biliyor musun? Aa. Evet. Orada mı kalacakmış? Bilmiyorum. Bilmiyorum. O da ayrı bir şey. O da ayrı bir şey. Çok zor. Çocuğun var mı, derdin var vallahi. Doğru söylüyorsun. Ay. Ya ben bugün bir şu Karsu'nun çalıştığı yere gideyim diyorum. Bir havam değişsin, çıkayım dışarı. Ha Veysel'e. Ha. E ben de geleyim. Ay gel vallahi. Sevinir seni de görürse. Değil mi? Ay çok gitti makyajım değil mi? Yok yok, çok ha. Güzelsin Filiz'cim. Çok hiç ne aktı ne bir şey. Ay. Ablasının bir tanesi. Ama şu güzelliğe bak yarabbi. Pek güzelsin kız. Canım benim. Vallahi böyle giderse sana döneceğim sonra. Valla sanki. Ay. Ay. Merhaba hocam. Aa, merhabalar. Şey, Tılsım'ı bekliyorum da dün akşam babasında kalmıştı. Bir sınıfa girmeden göreyim istedim. Hı, anladım. Gelir o zaman birazdan. Tabii tabii, gelir. İyi dersler hocam. Sağ olun. Şöyle hizaya gel bakayım. Adama böyle aratırlar işte. Ne haber? Alo. Şu anda Tılsım'ın okulundayım. Ders başladı ve Tılsım yok burada. Ne dersi pardon? Tılsım'ın okulundayım diyorum Reha. Ders başladı. Neredesiniz siz? Tılsım artık okula gelmeyecek Karsu. Efendim anlamadım. Diyorum ki Tılsım artık okula gelmeyecek. Ben kızıma istemediği bir şeyi yaptıracak adam değilim. Benim adım Reha Özkan. Reha Özkan. Tılsım okula gitmeyecek. Ben onu koleje yazdıracağım. Bitti. Bunu bana sormadan nasıl yapabiliyorsun? Sen çocukları benden alırken bana sordun mu? Ha? Sordun mu? Bu arada yarın Deniz'le Selin'i de alacağım. Haberin olsun. Nereye alıyorsun? Ya sen çocuklarımı görmeye engel olamazsın. Ben onların babasıyım. Gezdireceğim çocuklarımı. Reha bak, bu böyle olmaz. Aa, bence de böyle olmaz Karsu. Gel seninle iki yetişkin insan gibi oturup konuşalım ve medenice ayrılalım lütfen. Ya kusura bakma, ben senin gibi medeni olamıyorum. Ayrıca benden ayrılmak isteyen sensin. Ceremesini de sen çekeceksin. Yarın gelmeden önce haber veririm. Canım. Sen hazır olunca bana haber verirsin, tamam, değil tamam, mi? Tamam. Filiz'ciğim, ne olur çok üzme ki. Merak etme. Hadi güle güle. Ya bu Karsu Atilla'yla ne konuşup duruyor Allah aşkına ya? Dur ben şunun bir ağzını arayayım. Çocuk yukarıda uyuyor. Ha Güle'yi arayayım, başında dursun. Atilla'cığım. Hoş nasılsın? Geldiniz. Buyurun. Gireyim mi 5 dakika? Tabii. Sağ ol canım. Ev bayağı dağılmış yine. Ya kusura bakmayın, öyle oluyor biraz. Ay Atilla, hani bazı insanlar vardır çok dağınıktır da evini gelip biri toplar. Ondan sonra da aradığı hiçbir şey bulamaz yerinde. Aynı onun gibisin sen de yani. Ama sen de böyle mutluysan sorun değil. Aynen. Ay. Ne ikram edeyim ben size? Ay yok yok yok, hiçbir şey istemem. Gel otur gel, ben biraz öyle laflamaya geldim. Gel. Tamam o zaman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karsu dün gece sana gelmiş. Evet öyle bir sohbet ettik biraz. Ha. Ne konuştunuz? Anlamadım. Yani ne anlatıyor?
Bir şey anlatmıyor, öyle sohbet, muhabbet. Ay Garso öyle çok muhabbetli biri değildir ya, bana benzemez, o soğuk nevaledir. Estağfurullah canım. Yani evde çok sus pus da sana geliyor konuşuyor demek ki. Yani biz öyle hayata dair konuşuyoruz. Hayata dair? Ne yapıyorsunuz, varoluşumu sorguluyorsunuz? Hayatım. Tamam hayata dair de yani tam olarak ne mesela yani... Kendisiyle ilgili neler anlatıyor? Mesela mutsuz mu? Kararının arkasında mı? Kocasından bahsetti mi hiç mesela? Dün çok üzüldü çünkü. Filiz Hanım. Ya Allah aşkına şu hanımı kaldır ya Atilla. Allah, o ufacık çocuklar bile Filiz diyor bana. Tamam Filiz. Filiz, bence Karsu çok zeki bir insan. Asla böyle yanlış karar verecek biri değil. Bence ona... Keşke güvenseniz. Yani güvenmediğimden değil tabii, güveniyorum da. İşte ne bileyim ben. O zaman ben niye sorguya çekiliyorum şu an? Ay vallahi Atilla, senden beklenmedik bir performans gösteriyorsun söyleyeyim. Yani şimdi ben buraya kızıma güvenmediğimden gelmedim. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Biz kızımla birkaç sene görüşmedik. Hani şimdi iyiyiz. Şükür şimdi iyiyiz ama tabii yine de eskisi gibi olmuyor pek. Yani ben ne düşünüyor, ne hissediyor merak ediyorum. Ve bilemediğim zaman da kafamda kurmaya başlıyorum. Hiç bence bir şey kurmanıza gerek yok kafanızda. Biz birlikte bir kitap kulübü kurduk mesela. Ne yaptınız? Ya ben yazar olduğum için işte kitap tavsiye ediyorum. Okuyoruz birlikte, tartışıyoruz. Bu. Allah Allah. Bu kadar özel derdin arasında genel kültür diyor Karsu Hanım, öyle mi? Allah Allah. Kafasını dağıtıyorsa, buna iyi geliyorsa ne diyeyim yani? Aynen, bence de. Allah Allah. Kitap kulübü. Çok güzel. Sen de böyle gözlüklerle devam diyorsun ha? Ben bu gözlükler olmadan göremem ki. Tamam da... Yani bunun bir çaresi yok mu? Allah aşkına Atilla'cığım ya bak, gençsin, yakışıklısın. Ya şu gözlerini bir çizdirsen ve bir lens mens belki bir şey olur. Düşüp de duruyor, ikide bir bu yüzüne geliyor. Hay Allah, vallahi üzülüyorum ben sana ya. Biraz da şöyle üstüne başına bir çeki düzen versen, böyle partal partal dolaşmasan. Yani ne bileyim, üzülüyorum ben, yardım ederim istiyorsan sana. Ben... Doktordan biraz korkuyorum, o yüzden de biraz... Senin de korkmadığın bir şey var mı acaba? Ay ziyan olacaksın böyle, ona üzülüyorum. Ben istersen gelirim seninle bak yardıma sana. Olur, tamam. Çok sevinirim. Teşekkür ederim. Tamam. O zaman ben gideyim. Tamam. Tamam. Ama yine beklerim. Tamam, tamam. Gel. Bak, bir gün geleceğim. Sen yokken gizlice eve girip toparlayacağım her yeri. Hiçbir aradığını bulamayacaksın. Sürpriz. Hadi bakalım, görüşürüz. Görüşürüz. Yardımcı olayım. Rahatsın ama evde. Rahatım, rahat. Aa, çok şükür, çok şükür. Sorun. Hadi, hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Tabii sözleşmeyi önüne koyunca delirdi. Ben tahmin etmiştim böyle bir şey olacağını. Sonra gitti kızımı benden habersiz okuldan aldı. Almış yani, benim haberim bile yok. Şimdi de işte kız kardeşinin evinde kalıyorlar beraber. Ben ne yapacağım? Bu süreçte ne yapmam gerekiyor? Karsu Hanım, biz davamızı açarız, o sorun değil. Bizim zaten sözleşmeyi hazırlamamızdaki amaç süreç uzamasın. Bu iş tek celsede bitsin diyeydi. Ama görünen o ki bu mümkün değil. Yok değil, mümkün değil. Bununla hiçbir şey mümkün değil ki zaten. Avukat Bey, ben karımı çok seviyorum. Aşığım ben karıma. Asla ve kata boşanmayacağım ondan. Bir gün aldı benim çoluğu çombalığa bastı, annesinin yanına İstanbul'a gitti. Ya ben size daha önce anlatmıştım ya, biz bir çocuğumuzun kaybolmasından dolayı bir felaket yaşadık. Ben bir bunalıma girdim. Benim işte o süreçte böyle psikolojim falan bozulmuştu. Bazı hatalar yapmış olabilirim yani. İhanetten bahsediyorsunuz. Ya biz ona ihanet demeyelim de bir anlık şaşırma diyelim. Allah kimseyi şaşırtmasın. Ya şimdi benim oğlum kaybolmuş, tamam mı? Yani kim olsa yanlış yapmaz mı, hata yapmaz mı yani? İnsanız neticede. Peki ben şimdi kızımı gidip oradan polisle falan alamaz mıyım? Maalesef. Neden? Çünkü şu anda evlisiniz.
ve çocuklarınızın babasını açılmış bir uzaklaştırma kararınız yok. Bununla ilgili yaşanmış bir olay da yok. Daha ne yaşanacak ya? Ne olması gerekiyor? İlla benim dayak mı yemem gerekiyor? Reha Bey, eşinize şiddet uyguladınız mı? Yok, bende şiddet olmaz. Ben ailenin birliğine, dirliğine inanırım. Ha, her evlilikte böyle tartışma olur, kavga olur falan öyle ufak tefek. Bizde de o kadar oldu. O yani, başka bir şey yok. Yani üstelik evi terk eden de sizsiniz. Tabii ki de terk edeceğim evi. En yakın arkadaşımla bastım onu. O anda ne yaşadığımı bir ben bilirim, başka kimse bilemez. Ben bu evlilikte yıllarca psikolojik şiddet gördüm. Bir de gitmiş benim kızımı o kadınla buluşturmuş. Gördüm onları bir arada. Deliye döndüm zaten. Şimdi bu saydıklarım hiçbiri yeterli değil mi sizin için? Kanunlar nezdinde değil. Arkadaşım der, çıkar işin içinden. Rıcam ya, tabii ki de, tabii ki de. Ben ne diyorum ki? Ya ben karımın, çocuğumun bir dediğini iki etmemişim avukat bey. Ne istediler de yapmamışım ya, ne istediler de. Benim kayınvalidemin hastane borcunu ödemişim ben ya. Ne borcu bu? Ya bizimkinin annesi kafayı böyle güzellikle, estetikle bozmuş. Aklı fikri süsünde. Oğlum zaten benim çocuğumu kaybeden de o. Peki bu borcu ödediğinize dair elinizde makbuz, dekont var mı? Var var, makbuz var, makbuz aldım. Tamam, ben onun bir kopyasını sizden isteyeceğim. Yani çocuklarınızın kayınvalidenin yanında herhangi bir can güvenliği yok diyorsunuz. Yok babam, yok öyle bir şey yok ya. Zaten benim karım yıllardır bu yüzden annesiyle küs, konuşmuyorlardı yani. Karşanım, lütfen bir sakin olun. Bakın önce bir davayı açacağız. En azından elimizde açılmış bir dava olur. Siz ayrılma aşamasında olacağınızdan, çocuklarla görüşme konusunda en azından bir yaptırım sağlayabiliriz. Tamam, öyle yapalım o zaman. Tamam, şimdi siz vekaleti çıkartın. Asistanım size örneğini verir. Onun haricinde bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne gibi? Yani bilmem gereken, yaşanmış bir şey, eşinizin sizi suçlayabileceği bir durum. Yok, hayır. Kesinlikle yok. Tamam, siz vekaleti çıkartın, biz işlemleri başlatalım. Tamam, teşekkür ederim. Reha Bey, biz hiçbir adım atmayalım. Bırakalım davayı o açsın. Öyle mi diyorsunuz? Öyle tabii. Evi terk eden o. Hem çocuklarını alıp annesinin evine giden de o. Ki anlattığınız kadarıyla annesiyle de arası pek iyi görünmüyor. Mahkemede siz de olan her şeyi anlatırsınız. Eşimden boşanmak istemiyorum dersiniz. Zaten bu süreçte epey bir uzun sürer. Onun avukatının bilgileri falan da var bende. İşe yarar mı onlar? Olur. Ben kontak bilgilerini alayım sizden. Ben kendisiyle iletişime geçerim. Eyvallah, sağ olun. Kusura bakmayın ya, insan yani evladını falan görememe korkusu. İyi misin Karsun? İyiyim, sağ olun. Kötü bir şey yok değil mi? Halledemeyeceğim bir şey değil diyeyim. Hadi bakalım, öyle olsun. Veysel Bey, eğer müsaitseniz bir sıkıntı olmazsa ben avans isteyebilir miyim? Tamam. Yarım maaş vereyim yeter mi? Yeter diye umuyorum. Burada bir okul buldum yakınlarda. Bir gidip bakmak istiyorum. Eğer beğenirsem hemen kaydını yaptırmak istiyorum küçük kızımla. Artık yuvaya başlatmak zorundayım. Hayırlı olsun. Nerede bu okul? Karanfil Caddesi'nde ara sokakta bir yer. Ha, bildim. Güzel yer. Evet, bakalım inşallah. Evet, hayırlı olsun. Anne, teyze, Selin nerede? Hava soğuk diye çıkarmadım. Bülent yoksa ona bıraktım, merak etme. Karşısın. Hayırlı olsun çocuğum. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hayırlı olsun canım. Sağ ol İpek, hoş geldin. Hayrola Veysel, patron olmuşsun. Türkan Hanım, nasılsınız? Ha, iyiyiz, iyiyiz. Kızımı üzmüyorsun değil mi? Ya şimdi nasıl laf öyle? Burası ilkokul mu? Sorun değil Karsu. Annene alışığım ben. Vallahi yeminliydim bu dükkana girmemeye ama artık senin hatırına geldik. Gündüz. Ay. Anne, hadi biz de bir şeyler bakalım. Güzel şeyler var gibi. Ay, hadi çocuğum bakalım gel. Hadi. Bak Filiz Hanım, eski defterleri açmayalım. Ne olurmuş açarsak Veysel Beyciğim. Eski defterler derken? Defolu mal sattı bana. Buradaki her şey defolu. Adı üstünde. İhraç fazlası. Canım ihraç fazlası dediğin şeyin ufak tefek arazi olur. Seninki öyle değil ki. Koskoca delikli kazağı dürüp büküp koydum poşetin içine. Eve bir geldim. Açtım poşeti. Yumruk kadar delik kazağın üstünde.
Bir de iade almadı. Bak. Ne yazıyor burada? Gördüm, gördüm. Değişim ve iade yapılmaz. Aman anayasa sanki. Anne tamam. Ben biraz hava alayım. Al al hadi. Tamam Veysel Bey, ben buradayım. Dükkan bana emanet, merak etmeyin. İyi günler Veysel Bey. Veysel Bey deyip durma, şuna havaya giriyor iyice. Anne lütfen sen de gelir gelmez benim işime karışma. Aynen teyze ya, kızın işine ne edeceksin? Yani. Hani ne olacak edeceğim de? Kovacak mı kızımı? Kovsun bakayım. Dükkanı başına yıkarım vallahi. Bilir. Hadi gel biz de bir şeyler bakalım. Tamam bakacağız, bakacağız artık. Lan neye bakacaksın sen ya? Anne zaten sıkıntıdayız. Ya ben kendi paramla alıyorum. Senin paran benim param mı var? Gözünü seveyim lütfen. Yapma şunu bak, daha hastane masrafı var, çocukların evin masrafı var. Kızım şuraya vereceğim 150 lirayla ölmeyiz herhalde. Ya torunlarıma bir şeyler bakacağım, burnumdan getirme. Tamam, tamam. Nasıl istiyorsan öyle. Tamam. Hoş geldiniz. Merhaba, buyurun. Merhaba. Şu vitrindeki de senle gömleği çıkarsana bana. Tek beden mi? Yok, bedenleri olacak. Tamam, onu da getir. Küçüğünü isterseniz depoda var, getirebilirim. Tamam, acele et biraz. Hey, baksana. Tukul pantolonun büyük bedeni varsa bunu da getir. Tabii bu 38 size 40'ını getireyim. O da depoda olacak. Tamam. Biraz acele et, tamam mı? İşim var benim. 2 saat seni beklemeyeyim. Hanımefendi. Hanımefendi hop. Bak kendi dilinden konuşunca nasıl bakıyor. Bana mı dediniz? Evet size dedim. Siz nasıl konuşuyorsunuz öyle? Genç bir hanım var karşınızda, onu getir bunu götür. Sana ne be? Teyze. Bir dakika, ne demek sana ne? Bana ne? Çünkü o konuştuğunuz kişi benim kızım. Tamam, önemli değil. Buyurun. Hayır efendim, çok önemli. Biz burada düzgün insanlar olduğumuz için sizi uyarıyoruz. Başkası olsa meydan dayağı atar size buradan. Aa, buyurun ben... Terbiyesizliğe bak. Sen kimsin be bana ders vereceksin? Seni polise şikayet ederim ha. Allah Allah. Ne diyeceksin polise? Ha ne diyeceksin polise? Çok merak ettim. Bana nezaket dersi verdi mi diyeceksin? Hanımefendi ben size getirdim istediklerinizi. Deneme kabininde deneyebilirim. Demiyorum, al başına çal. Yanlış anladım. Terbiyesiz, sana ne? Hanımefendi bir yanlış anladım. Anne yani bravo ya. Ha şu çeneni bir tutamadın, aşk olsun sana. Tutamadım, iyi ki de tutamadım. Sen tutuyorsun da ne oluyor? Kızım ne katlanıyorsun sen böylelerine? Deli misin, nesin sen? Ne yapayım anne, müşteriyi mi kaçırayım ben? Ay böylesini kaçır. Ya ama gerçekten çok terbiyesiz bir kadın da. Yok yok, iyi yaptın Filiz. Vallahi iyi tamam, yaptın. Tamam, tamam. Ay ne bu be? İğrenç bir şey. Tamam. Merhaba Veysel Bey. Yok bir şey Veysel Bey. Bakınıyoruz. İhraç fazlaları... O kadar fazla ve kaliteli ki karar veremedik Veysel Bey ne alacağımıza. Evet her şey çok güzel. Çok güzel, çok şöyle yırtık pırtık bir abiye elbise mesela olsa. Evet, evet, evet. Çok güzel her şey. Evet artık yüklenelim şeyleri, gidelim bari. Ha, hadi. Hadi. Hadi neler aldık, koy hadi. Kızım kasaya. Hadi. Ben onları koy. Şey yapayım. Evlat sen de yardım et bari bu tek başına bunlarla. Anne. Tamam. Şunu da ekliver yavrum. Tamam, bu senin numaran değil mi teyze? Tamam. 38. Hadi. Neymiş? Paris'ten geliyor sanki, Allah aşkına. Öleceğim. Sen Gülay'ı aldın mı? Yok almayacağım, ona yeni verdim. Bir sürü şey. Ay şunlar güzelmiş ama. Ay evet, çok tatlı. Kadına bak ya, 3 kuruş parasıyla kızımı ezecek. Saygısız. Para el değiştirdi Filiz. Aşkına abla bunun 200 lirası el değiştirse ne olur, değiştirmese ne olur. Kompleksli şey. Ay iyi yaptın teyze. Gerçi karşı sinirlendi ama. Ay istediği kadar sinirlensin. Bir insanın başı bu kadar da öne eğik olmaz ki ya. Ama neyse aldık gene bir şeyler. Giymesek de veririz birilerine. Hadi. Filizciğim. Hadi görüşürüz canım. Hadi görüşürüz abla. Görüşürüz teyze. Görüşürüz canım, görüşürüz hadi. Filsan, burada bozulmuştu ya, onu tamir ettiler. Onun biraz masrafı olacak, haberiniz olsun.
Vuruluyor mu? O gün anlattım ya, bu ısı sistemi canım, ısıtma sistemi. Ay kafam kaldı. Aydıtı yansıtacakmış, merak etmeyin ama. Ne kadar? 13 bin evet. O ne öyle ya, sen kafayı mı yedin Ekrem? Kira gibi. Filiz Hanım, her şey pahalandı. Yani normal aslında. Bu da elektrik faturası. Hadi bakayım. 1500 mü? 300 ödüyordum ben. Ya artık daha kalabalıksınız Filiz Hanım. Normal. Ay vallahi fenalık geçireceğim şimdi. Sonra konuşalım Ekrem. Tamam. Tamam. Hadi sonra konuşalım. Öderim ben. Hadi. Ay ver, sana niye veriyorsam ben onu ya. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Ne haber Gülay? Ne yaptın, her şey yolunda mı? Yolunda, yolunda. Ha. Meyvesini de yedi şimdi, uyuyor. Aman aman, iyi aman, iyi olsunlar da çok şükür. Ben bir bakıp sonra çıkayım, olur mu tamam, abla? Tamam, al canım şunu da. Tamam, hadi sağ olasın. Of, of. Ay. Nasıl yapacağız bu kadar masrafını hiç bilmiyorum ben. Ay. Hacım, bakalım kara kaplara ne yapmışız? Yapmışız. Elektrik eklendi. 1500. Bir de vuruluyor dedi. Ne dedi? 13 bin. Vay anam vay, vay ki vay. Evet. Çok açtık, çok çok fazla oldu bu iş. Ben çıkıyorum abla. Ya Gülay, bir şey söyleyeceğim sana. Sen bize bir 2 hafta kadar gelme, olur mu? Niye ki? Yani bir yanlışın mı oldu abla? Ay yok canım, senin yanlışın olur mu öyle şey? Yanlış falan değil de. Ya biz biraz karışığız bu ara. Zaten kalabalık ev, el birliğiyle hallediyoruz her şeyi. Abla, ödemeyle ilgiliyse sonra veririz. Yok canım, yok, hiç alakası yok. Sen dediğim gibi biraz biz bir ara verelim. Ben sana yine haber veririm ama. Tamam, nasıl istersen. Ya senin de düzenini bozacağız ama artık yılların hatırı var. Kusura bakma. Ay tamam abla. Ya dert etme sen. Tamam, sağ olasın. Nasıl takmayacaksak. Buyur. İyi günler. İyi günler. İsa Bey, ben çıkabilirim değil mi? Hani size bahsetmiştim okul için. Tamam kızım, sen çık. Teşekkür ederim. Bu arada bugün için sizden özür dilerim. Kusura bakmayın. Annem bazen patavatsız olabiliyor. Sorun değil. Ben seni biliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi günler, güle güle. Merhaba. Merhaba. Karsu Özkan ben. Müdür Hanım'la görüşecektim, aramıştım. Buyurun. Müdür Hanım sınıfta. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Karsu Özkan ben. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz sormalı. Sağ olun, ben de iyiyim. Seda Hanım, biraz izin verir misiniz bize lütfen? Kızınızı getirmediniz mi Karsu Hanım? Yok, getiremedim. İşten direkt geldiğim için böyle geldim. Selin 3 yaşında. Biz normalde Adana'da yaşıyorduk. Fakat şu anda babasıyla ben ayrılma sürecindeyiz. Öyle mi? Hayırlısı olsun. Teşekkürler, sağ olun. Normalde çok öyle değildir ama tabii bu ara biraz yapıştı bana. Tabii çocuklar biliyorsunuz, düzenleri bozulunca alışmaları birazcık zor oluyor. Annem de hep ona bakabilecek durumda değil Selin'e. Haklı tabii. Bir de 3 yaş çok zor bir yaş Karsu Hanım. Tabii. Öyle. Sizin burası da bizim eve çok yakın. Ne güzel. Biz de yuvamızda 3 öğretmenimiz var. Küçük bir okuluz. 15 tane de yuva çağı çocuğumuz var. Eğitici oyunlar oynuyoruz. Filmler izliyoruz, bahçede spor yapıyoruz. Bizden memnun kalırsınız yani. Böylelikle Selin de bir sürü şey öğrenmiş olur, yaşıtlarından da geri kalmaz. Ay ne güzel, tabii inşallah. İnşallah. Bir iki gün zorlanır. Tabii. Ama olmadı biraz beklersiniz, onu alışır. Tabii.
Peki ücret nedir? Siz doğum günü düşünüyordunuz değil mi? Evet. 20.000 TL yemek dahil. Hmm. Peki yemek istemesem her gün beslenmesini ben koysam herhangi bir fark olur mu ücrette? 15 olur diyelim. 15, anladım. Taksitlendirme yapıyor musunuz? Şöyle, yarısını peşin ödersiniz, kalanı da ay ortasında ödersiniz. Şimdi ben asgari ücretle çalışıyorum. İki tane daha çocuğum var. Dolayısıyla bu fiyat bana birazcık fazla geldi. Karsu Hanım, aslında bu fiyatın altında kreş bulmanız maalesef çok zor. İnanın biz en uygun olanıyız. Tabii, yani tabii öyledir de... İşte benim bu ara biraz durumum yok, o yüzden. Peki, şöyle yapsak. Size bir şey önersem ama uyar mı bilmiyorum açıkçası. Nedir? Şimdi bizim düşük gelirli velilerimiz akşam temizliğe ve etrafı toparlamaya yardıma geliyorlar. Eğer kabul ederseniz toplam ücretin yarısını alırım sizden. Peki temizlik derken? Aslında gelen bir temizlikçimiz var. Fakat her zaman alamıyoruz. Çocuklar da çok küçük olduğu için etraf çok çabuk dağılıyor ve kirleniyor. Tabii, tabii. Bakın mecbur değilsiniz. Beni yanlış anlamadınız umarım. Yok, hayır tabii ki de. Estağfurullah, niye yanlış anlayayım? Çalışmanın yanlış anlaması mı olur? Ben şu anda zaten iş beğenebilecek durumda değilim. Akşamları dediniz değil mi? Evet, evet, akşam. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ben yarın sabah Selin'i getireyim, başlasın. Yarın akşam da çalışmaya başlarım. Olur, çok güzel olur. Tamam, tabii. Harika. Çok teşekkür ederim. Anlaştık. Zamanınız için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Hoşça kalın. Bekliyorum, hoşça kalın. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ay, Gülay varken bütün gün horul horul uyumuş. Ben gelince ne kudurdu ne kudurdu seninki? Okul işini hallettim bu arada. Hallettin mi? Evet, yarın başlayacak. Ay çok şükür. Ben senin için söylüyorum kızım. Ya senin iyiliğini düşünüyorum ben. Bana güvenmiyorsun ya. Ben öyle bir şey demedim anne. Senin düzenin daha fazla bozulmasın istiyorum. İyi hadi, ne kadarmış peki? Halledemeyeceği bir şey değil. Aman canım, ne kadar olacak şu burnumuzun dibinde küçücük bina. Aa, kiminki çalıyor? Dur, benimki benim. Ha. Ne var Reha? Karsu, yarın çocukları alacaktım, onu hatırlatayım dedim sana. Nereye alıyorsun yarın çocukları ya? İkisinin de okulu var, Selin de kreşe başlıyor ayrıca. Yuvaya yazdırdın. Hay maşallah Karsu Hanım, hayırdır ya? Gömü mü buldun sen? Bu değirmenin suyu nereden geliyor Karsu? Çalışmaktan geliyor, tamam mı? Çalışmaktan geliyor. Çalışmaktan? Neyse bana bak, ben yarın çocuklarımı alırım, buna engel olamazsın, tamam mı? İstiyorsan sen de gel. Nasıl geleyim? Çalışıyorum dedim ya sana. Ya Karsu yapma Allah aşkına, duyan da holding işletiyorsun zannedecek ya. Ben bir Tılsım'la konuşabilir miyim? Yarın çocukları kaçta alayım? Sen beni dinlemiyorsun galiba. Asıl sen beni dinlemiyorsun bence ya. Selin'i okula götüreyim. Bir alışsın. Öğlen Deniz'in öğretmeniyle konuşurum. Gider onu da alırsın. Birlikte gidersiniz gideceğiniz yere, tamam mı? Şimdi Tılsım'ı verir misin lütfen? Oldu mu? Oldu, tamam. Bekle bir dakika. Tılsım! Efendim baba? Gel şalgamım, gel. Annen telefonda. Alo anne. Canım. Canım, iyi misin güzelim? Kızgın mısın bana? Hayır canım benim. Sana hiç kızgın değilim. Sadece seni çok özledim. Ben özledim. Anneannen özledi, kardeşlerin özledi. Hepimiz senin gelmeni bekliyoruz. Ben burada iyiyim. Hem babam beni yeni okula yazdıracak. Hande abla burada yok. Boş ver şimdi onu. O konu kapandı kızım. Önemli değil. Sen peki... Kardeşinle aynı okula gitmek istemiyor musun? Bak, Deniz yalnız kalıyor okulda. Anne, o zaman Deniz de benim okuluma gelsin. Tamam, bunları bir araya geldiğimizde konuşalım, olur mu kızım? Anne, yarın biz akbarıma gideceğiz. Babam bizi götürecek. Hani sen bizi götürdüğüne girememiştik ya.
Kızım, babanız yanınızda sizin, babanız. Paramız var çok şükür. İstediğimiz yere gider, istediğimiz yerden çıkarız. Ne yapıyorsun? Çok sevindim sizin için. Eminim çok eğleneceksiniz, çok güzel bir gün olacak. Ben kardeşlerini ayarlarım ona göre. Gelirler, yanına beraber gidersiniz. Sonra hep birlikte buraya dönersiniz. Olur mu? Anne, ben gelmek istemiyorum. Burada mutluyum. Peki canım, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Babama vereyim mi? Hayır, gerek yok. Seni çok seviyorum. Çok öpüyorum. Ben de... Bozu süt. Kurabiye. Yürü. Gelmiyor mu? Gelmek istemiyor. Orada mutluymuş. Ay, tamam, aman bırak. Üstüne düşme. Ne istiyorsa onu yapsın, bırak. Ne yapayım anne? Çocuğuma tavır mı koyayım? Bence çok geç kalınmış bir karar zaten. Sen bilirsin yine de. Çocuk gitmiş, babasıyla kalıyor. Sen hala onunla mıç 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 konuşuyorsun. Bırak, arama. Ben yapamam öyle, tamam mı? Ben öyle yapamam. İyi, o zaman daha çok ağlarsın. Hiçbir şey yetmiyor. Bir de Tılsım Hanım çıktı başımıza. Kaprise bak ya, bu yaşta. 7 kızın iliğini kemiğini kuruttu ya. Ay vallahi bilmiyorum ben bunlar. Hepsi bir alem. Denizciğim, ne kadardır oynuyorsun bakalım onunla? Bitmek üzere, az kaldı. Tamam, bu seferlik alabilir miyim? Sizinle konuşmak istediğim bir şey var. Teşekkür ederim. Ayrıca bununla uzun süre oynamak yok, tamam mı? Selin, bir gelir misin kardeşinin yanına? Yarın babanız sizi akvaryuma götürecek. Okul? Okula gideceksin tabii ki de ama... baban öğlen seni alacak okulda. Ben? Sen de gideceksin akvaryuma tabii ki. Ama öncesinde biz seninle bir yere gideceğiz. Nereye? Okula. Ben okula gitmek istemiyorum. Aa, okul çok güzel Selin. Çok seveceksin okulu. Orada boya yapacaksın, arkadaşların olacak, şarkı söyleyeceksin, bir sürü şey öğreneceksin. Çok eğleneceksin. Ben istemiyorum. Ama Adana'da ablan okula gittiği zaman sen arkasından ağlıyordun ben de okula gitmek istiyorum diye. Ne oldu ona? İstemiyorum, vazgeçtim. Güzelim, okula gitmen gerekiyor çünkü ben çalışıyorum. Anneannenin işleri oluyor. Of ya, sen de mi geliyorsun akrayıma? Ben gelmeyeceğim akvaryuma Deniz'ciğim. Çalışıyor olacağım. Ama ben gitmem. Ama kardeşlerin de orada olacak. Birlikte çok eğleneceksiniz. Çok güzel bir gün geçireceksiniz. Tılsım beni sevmiyor. Öyle şey olur mu? Seviyor tabii ki de Tılsım seni. Kardeşler birbirini sever, korur, kollar. Ben kendi babamı özledim. Tamam, yemekten sonra ararız görüntülü. Olur mu? Ne zaman gelecek? Ben okula gitmek istemiyorum. Bir saniye, hemen geliyorum. Merhaba Melih Bey, nasılsınız? Buyurun Melih Bey. Bir gelişme oldu da, önemli bir gelişme. Ona haber vermek istedim size. Ne oldu? Eşinizin avukatı bugün bana ulaştı. Avukatı mı? Evet, canınızı sıkmak istemem ama yolumuz epey uzun gözüküyor. Epey uzun derken? Evden ayrılmanız, çocukları almanız, bir de annenizin hastane masrafları. Annemin hastane masrafları mı? Annenizin bir borcu varmış. Onu eşiniz ödemiş. Hayır, mümkün değil böyle bir şey. Onu biz ödeyeceğiz. O bizim borcumuz. Yani dekontu yolladı bana. Dekont. Rica etsem o dekontu bana yollayabilir misiniz? Tabii. Bu arada ne yaptınız? Vekalet işini hallettiniz mi? Bugün halledemedim henüz. Halledemedim. Yarın halledeceğim ama. Tamam, bekliyorum. Zaman kaybetmeyelim. Tabii, tabii haklısınız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çocuklar, ben size seslenene kadar odanızdan çıkmayın, tamam mı? Ben size haber vereceğim. Sen tabletini oynayabilirsin Deniz'ciğim. Hadi neredesiniz? Sen hastane parasını Reha'ya mı ödettin?
buz gibi oldu yemekler. Bırak şimdi yemekleri. Sen hastane parasını Reha'ya mı ödettin dedim. Ay ben ödetmedim. Gitmiş kendisi ödemiş. Ve sen de bunu benden gizledin. Öyle mi? Bana söyleme ihtiyacı duymadın. Kaşık koymamışım. Anne. Ay, söyleyecektim fırsatım olmadı. Ne demek fırsatın olmadı? Anne biz aynı evde yaşıyoruz ya. Dip dibe sürekli. Ne demek fırsatın olmadı? Ben bu adamla kanlı bıçaklıyım. Sen nasıl para alırsın ondan? Almadım diyorum. Allah Allah. Benden habersiz gitmiş ödemiş. Nereden habersiz ödemiş? Nasıl haberi oldu peki böyle bir borçtan? Ne bileyim, Lale'ye çıtlatmıştım. Lale'ye sen ne ara çıtlattın bunu? Neden çıtlatıyorsun bunu Lale'ye? Ya dertleşiyorduk ağzımdan kaçtı. Anne sen neden Lale ile dertleşiyorsun? Kimle dertleşeyim, seninle konuşuluyor mu? Bana laf cambazlığı yapma. Sen de beni böyle çocuk gibi azarlama. Sen de böyle bir durumda bu hatayı yapma o zaman anne ya. Beni nasıl bir duruma soktuğunun farkında mısın? Bayılıyorsun her şeyi abartmaya. Ay bırak ödesin o dangoz Reha. Bırak ödesin Allah aşkına. Üç çocuğunla sığınmışsın, annenin evine 5 kuruş para ödemiyor. Bir zahmet bunu da ödeyiversin. Anne, mahkemede delil olarak kullanacak. Az önce avukatla konuştum. Kullansın. Ne yapalım, kullansın. Elinden geleni ardına koymasın. Biz de bizi bu düşürdüğü durumları öne süreriz. Ne var, sen tezgahtar olacak kız mısın? Ya tezgahtar anne, ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun ya? Ya geldi, ben ödedim dedi. Ne yapsaydım, ha? Geri mi verseydin? Kabul etmeseydin. Kabul etmeseydin. Vallahi ben senin kadar gururlu değilim. Kabul ettim. Oh hiç de pişman değilim. Anne sen hiç pişman değilsin ve hep de haklısın. Farkında mısın? Ben farkındayım da sen farkında mısın acaba? Ya anne bir kere de hatanı kabul et. Özür dilerim de. Farkına var. Ne bileyim üzül. Ben üzülürsem sen sevinecek misin kızım? Ya gerçekten şu anda hayat benim için yeteri kadar zor anne. Hiç şikayet etme. Hepsi senin seçimin. Reha ile evlenmek de senin seçiminde. Sen kendi seçimlerin yüzünden böyle önüne geleni azarlayamazsın. Evet, Reha ile evlenmek benim seçimimdi. Çünkü bu evden gitmek için can atıyordum. Allah Allah, niyeymiş o acaba? O niyeymiş, bir düşün bakalım niyeymiş. Ya bir şey soracağım, sen akşam akşam canın mı sıkkın senin bana sarıyorsun? Yok yok, tamam. Yok artık, olmuyor yani. Belli ki biz anlaşamıyoruz, olmuyor, yapamıyoruz. Anlaşamayız. Anlaşamayız çünkü seninle anlaşılmıyor. Evet, seninle anlaşılmıyor asıl. Çünkü ben sana 50 kere söylüyorum ve sen hiçbir günden bir güne anne sözü dinlemiyorsun. Ya kızım, Allah aşkına o zirin zirin çıktın geldin o evden. Böyle ayrılınmaz. Sen haklısın. Git bir şey iste, para iste, bir şey iste. O adamdan bir şey istenmez. Sen de isteme. Lütfen, yalvarıyorum sana isteme. Ben istemedim diyorum. Aa, ben istemedim bir şey. Tamam. Bundan sonra teklif etse bile kabul etme, tamam mı? Birazcık olsun beni düşün. Tamam kızım, tamam seni düşünüyorum. Hiçbir şey de kabul etmiyorum. Bunları da bildiğim iyi oldu. Çok güzel, ben burada sizin için kendimi paralayayım. Ve bir de bu muameleyi gör. Vallahi bravo ya, maşallah. Tebrik ediyorum, alkışlıyorum, bravo. Vallahi bravo ya. Saygı, saygı. Biraz saygı. Nereye? Sana ne? Biz onu vereceğiz. Hep birlikte delireceğiz. Of. Çocuklar yemek hazır, hadi. Evime geldiniz. Düzenimin içine ettiniz. Siz iyi olun diye ben buyurtuyorum. Neymiş? Hastane parası ödenmişmiş. Ne bitmeyen çilem varmış benim ya. Hay Allah'ım ya. Teyze bir şey mi oldu? Geldiler bana. Al şunu geldiler bana. Filiz hayırdır? Canıma tak etti artık abi. Ayol ne oldu? Gece gece Karsu Hanım'dan azar işittik. Niye ki? Manyak. Niye olacak manyak? Terbiyesiz. Ben kızıma terbiye verememişim demek ki. Ya bir günden bir güne bir teşekkür etmek yok. Ya ben üzülmüyor muyum? Ha? Ha ben üzülmüyor muyum? Ben dertlenmiyor muyum bu durumlara? Canım sen de biraz alttan alıver. Ya alttan al, alttan al, alttan ala ala. Alt bezine döndük abla. Bırak Allah aşkına. Ya ben kendi düzeninde, kendi yağıyla kavrulan bir kadındım. Gel gör şimdi bak Allah aşkına. Her yer, her yerde. Ay ben titizim, temizim söyleyemiyorsun da bir şey alınmasınlar diye. Ama yok, yok. Bütün bunlara rağmen,
Sabah akşam azarlanmak, her şeye bir cevap. Teyze, ben gidip konuşayım mı? Aman yok kızım, aman. Onun da sinirleri bozuk. Yani hiç kolay değil. Benim için de kolay değil abla. İnan benim için de hiç kolay değil. Vallahi sinirden elimi ayağım birbirine girdi ya. Sakin, sakin. Sen bir şeyler yedin mi? Aman iştahımı bırak da Allah aşkına bırak. Ben sana bir çay koyayım. İpek yardım et yavrum, sen de al şu tabakları. Ay. Allah'tan öyle sinirlenince yiyen tiplerden değilim. 1000 kilo olmuştum valla. Bir de onunla uğraş ondan sonra. Kızı delirtiyor, sonra da beni azarlıyor diyor. Şişt, yavaş duyacak. Beni papaz etme onlar. Anne sen de bir şey söylesene ya. Ne diyeyim? Hatalısın de. Allah Allah. Hatalısın diyeyim. Ondan sonra bana saldırsın öyle mi? Kızım bak bana bak. Ben artık yaşlandım. Ben uğraşamam teyzenle meyzenle. Aa, sanki teyzeni bilmiyormuş gibi konuşma. Heh. Ona sorarsan o hep haklı. İyi de değil ama. Değil ama. Kendisine söylenmez ki bu. Bak şimdi o çayına gitsin. Sakinleşir. Ondan sonra gider eve zaten. Hadi. Anneanne nerede? Gelir birazdan. Kavga mı ettiniz? Atıştık birazcık. Sen anneye çok kötü davranıyorsun. İkisiyle konuşuyorsun, kötü bakıyorsun. Deniz'cim, senin bilmediğin şeyler var. Hem anneanne de ben de büyük olduğumuz için bazen tartışabiliriz. Normal bu. Yani anne kız arasında olur böyle şeyler. Hani çocuklar anneyle de kötü konuşamazdı? Ben kötü konuşmuyorum ki zaten. Bağlıyorsun. Bağırdın. Ben de duydum. Peki. Özür dilerim. Babamı arayacak mıyız? Yemekten sonra arayacağız, tamam mı? Hadi bitir yemeğini. Bana bak İpek, Karsu'ya falan gitmemiştir değil mi? Aa, yok canım, odasında. Ben yolladım zanneder falan da. Sen de olayı büyütme, he de geç işte. Gençler sinirli oluyor. Başlarım onun sinirine. Sen yarın site toplantısına gelecek misin? Bilmem, işim yok, gelirim herhalde. Ay gel de şu bürüler işini bir konuşalım ya. Evet, masraflar da iyice arttı. Ay hem geleyim zaten, 7 numarayı şikayet edeceğim. Aa, niye? Ay, 2 tane dana kadar köpekleri var. Toplamıyorlar pisliklerini, öbek öbek her yer. Ben mecbur muyum onların pisliğinin içinde oturmaya? Yakında site yöneticisi seçilecek. Ben diyorum ki, gene Hoya Hanım'a mı versek? Ay yok ya, o da pek bir havalara girdi. Sanki yönetici değil, başbakan. Hmm, yönetici maaşı alıyor ya. Dünyanın parası tabii. Ne maaşı? Canım site yöneticiliği maaşı. Bizim aidatlardan kesiliyor ya. Yani biz mi veriyoruz onun? Ay Filiz. Yani bilmiyormuş gibi yapma. Unuttun mu? Ay tamam, kafam kaldı ya, tamam. Ne kadar alıyormuş bu? Vallahi bilmiyorum ama bir 25 alıyordur. Ne? Tabii canım. Sen Ekrem'e sor, o bilir. Aa, şuna bak sen ya. Dünyanın parasını alıyor, siteyi götürüyor. İyi valla, ben bu işi bozarım. Nasıl bozacaksın? Ben olurum yönetici. Herkesten iyi yaparım herhalde. Filiz'ciğim, site yöneticiliği için seçim oluyor. Ne yapayım abla? Seçim şarkısı mı bulayım? Hani propaganda konuşması mı hazırlayayım, ne yapayım yani? Oya Hanım yapıyor oluyor da çok güzel, kuş konduruyor sanki. Hayır, onun yapıp da benim yapamadığım ne olabilir acaba? Dur sen, dur. Doğru söylüyorsun. Dur sen, ben bu işe bir el atayım da yarın, dur bak. İş buldum gibi. Yani buraya mı geliyorsun? Evet, geleceğim oğlum. Çok sevindim. O bahsettiğin yerde mi buldun? Evet, şeyde, Sarıyer'de. İşte maaşla anlaşabilirsek olacak.
Bu İstanbul'daki ev kiraları bir hayli yüksek. Bir de benim buradaki evi satmam biraz zaman alacak. Bizde kalırsın. Oğlum ben zaten size yakın ev tutacağım. Siz sonra evlenecek misiniz? Deniz'cim o nereden çıktı? Tamam sen bize haber verirsin. Tamam tamam zaten yarın kesinleşir ama %99 oldu gibi. Oley! Hadi bakalım hoşça kal de babana. Hoşça kal. Oh, ben de seni kocaman öptüm oğlum benim. Hoşça kal. Hoşça kalır hadi. Hadi bakalım. Saat de 9 olmuş. Hadi iyisiniz hadi dişleri fırçalayalım. Hemen yatalım çabuk. Atina'ya gitmem lazım. O niyeymiş? Yaptığım çizgileri göstereceğim. Bu saatte olmaz Deniz'cim yarın. Hadi. Lütfen lütfen. Hem kaza bizde. Ne kaza? Bilmem. Deniz'cim. Dolabımda. Gel bakayım. Geç. Geç bakalım. Göster bana şu kazak neredeymiş. Aa. Gerçekten de onun kazağı galiba. Hırsızdan korkup buraya saklandığı gece unutmuş olmalı. Hay Allah ama telefonda yok ki bende. Nasıl vereceğim şimdi? Gidelim. Uymadı. Nereden biliyorsun uymadığını? Bak ışıkları açık. İyi gidip verelim kazağını. Sen de ne vermek istiyorsan verirsin ona tamam mı? Çizimlerini gösteririz. Hadi gel. Hemen montlarımızı giyelim. Ya bir yarın babama gideceğim işte ona göre ayarlayayım. Tamamdır patron. Hasan baba bekliyordur şimdi seni patron. Merhaba. Selamlar. Geç bakalım. İyi akşamlar. Çok soğukmuş. Gelin gelin gelin. Biz sen uyumuyorsun diye bir gelmek istedik bu saatte. Çok, kusura bakma bu saatte geldik ama sana bunu getirmek istedik. Biz de unutmuşsun Deniz söyledi. Aa bu. O gün evet. Ben hırsızdan kaçarken benim elimdeydi. Ben kaç gündür bunu arıyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek. Bir de Deniz sana çizimlerini göstermek istedi. Bak. Ah bunlar çok güzel olmuş yine. Ya sen çiziyorsun bunu gerçekten. Ayrıca sen bunları öğretmeni çizdiriyorsun, beni kekliyorsun. Çok güzel olmuş. Hadi bakalım gitme vakti. Seni daha fazla meşgul etmeyelim. Yok hiç gerek yok ben uyumuyordum zaten. Tabii aslında sen geceleri çalışıyorsundur değil mi? Yani ilham geliyor gibi. Peki niye gündüz değil de gece? Gündüzleri gerçeklerle uğraşıyorsun, geceleri hayallerle uğraşıyorsun. Güzel oluyor böyle. Doğru. Anne susadım. Susadın mı? Tamam eve gidince içersin güzelim olur mu? Ben gider getiririm. Yok yok. Gitme gitme. Oh tamam gitmem ya sen. Gel oturalım gel. Gel oturalım gel. Anlat bakalım bana. Tamam. Ben hemen mutfaktan seninle bir su vereceğim. Sen şey yapma ben hallederim hemen. Gel bakalım. Olur.
Selin. Selin. Ne yapıyorsun orada? Gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın kuzular. Günaydın. Ha? Günaydın yok mu? Günaydın. Oh. Selin'cim ama ne konuştuk? İnan bana çok güzel geçecek. Hiç düşündüğün gibi olmayacak. Hem öğlen gelecek baban alacak. Sizi çok güzel bir yere götürecek, tamam mı? O zamana kadar da çok eğleneceksin. Hadi bakalım. Biz de çıkıyoruz. Hadi, siz çıkın. Evet. Hadi. Çantalarınızı aldım. Oh. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz anne. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Gel güzelim. Ben de yürüyüşüme. Gelin ayakkabıları giyelim. Ah. Buraların hali ne böyle? Ekrem. Ekrem neredesin? Filiz Hanım. Ay Ekrem gel. Geldim gel. Ya ne bu hal böyle? Aa, ne olmuş buraya böyle? Artık onu sen söyleyeceksin Ekrem. Kediler mi yaptı acaba? Ya, site iyi yönetilmiyor. Allah Allah. Kamera var çalışmıyor. Bahçe pislikten geçilmiyor. Valla buna bir dur demek lazım. Valla Filiz Hanım yatarken tertemizdi yani. Hiç böyle değildi. Ne oldu acaba? Oğlum, bir tek senle olmaz ki. Sen hangi birine yetişeceksin? Personel az. Oya Hanım uyuyor mu? Bu nasıl yöneticilik Allah aşkına ya? Dur ben şuna bir gideyim de haber vereyim. Günaydın canım. Günaydın. Ya rahatsız etmek istemezdim aslında ama dayanamadım kusura bakma. Ne oldu ki? Ya bak site yöneticimizsin ama olan bitenden haberin yok. Gel iki dakika bir şey göstereceğim. Tamam bir saniye geliyorum. Gel iki dakika. Hadi canım bekliyorum gel. Gel bir şey göstereceğim gel. Gel gel. Bak şuraların halini görüyor musun? Yani. Lan bak şu hale bak Allah aşkına. Ay. İşte buyurun. Aa, bu ne böyle? Kim yapmış? Vallahi Ekrem kediler diyor ama kameralar çalışmıyor ki bilelim. Geçen gece de hırsız girmeye çalıştı biliyorsun. Güvenlik zafiyeti de var. Yani bilmiyorum ben çok rahatsızım Oya. Tamam tamam canım ben konuşurum şimdi. Kimle kedilerle mi konuşacaksın? Kimle konuşacaksın hayatım? Yani site gece kondudan beter halde. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ben anlamadım. Ya bak Oyacığım seni severim ama hatır gönül de bir yere kadar. Yöneticilik herkesin harcı değil. Öyle mi? Kimin harcıymış? Yani daha disiplinli olanların diyeyim. Yani ben dünyanın parasını ödeyeceğim aidata. Kazandı mazandı tamir parası vereceğim. Sonra pislik içinde güvenliksiz yaşayacağım. Yani olmaz. Hani bir yere kadar sabredebilirim. O zaman sen bu fikirlerini yönetim kurulu toplantısında söylersin Filiz'ciğim. Aynen öyle yapacağım zaten. Haftaya acilen toplanalım canım. Lütfen. Günaydın Oya Hanım. Buraların hali günaydın. Ben şimdi hemen halledeceğim. Selin'ciğim. Konuştuğumuz gibi tamam mı? Sen şimdi içeri gireceksin. Çok güzel bir gün geçireceksin. Bir sürü yeni arkadaşın olacak. Ondan sonra baban gelecek. Seni buradan alacak. Anlaştık mı? İstemiyorum.
Selin'cim, arkadaşların içeride seninle tanışmak için bekliyorlar. Onlara merhaba demeyecek misin? Demeyeceğim. Peki o zaman şöyle yapalım. Annem burada seni beklesin. Sen içeri gidip tanış. Sonra tekrardan gelirsin, olur mu? Olur. Ne dersin? Anne sen de gel. Ben gelemiyorum güzelim. Çünkü annelerin içeri girmesi yasak. Sadece çocuklar ve öğretmenler girebiliyor. Ama ben seni burada bekliyor olacağım. İstediğin zaman çıkıp kapıdan buna el sallayabilirsin. Tamam mı? Hadi gel. Hadi. Aferin benim kızıma. Çantanı da öğretmenine verelim. Teşekkürler. Görüşürüz Selin. Gel, dikkat et. Alo. Veysel Bey merhaba. Ben bugün birazcık geç kalsam olur mu? Tamam, olur da bu geç gelip erken gitmelerin biraz fazla olmaya başladı Karsu. Ya kusura bakmayın, kızımı kreşe getirdim ilk günü. Birazcık burada durmam gerekiyormuş. Oradan da küçük bir noter işim olacak. Hiç gelme o zaman. Oradan da gezmeye gidersin. Özür dilerim, kusura bakmayın. Bir daha böyle bir şey olmayacak, tekrarlamayacağım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Merhaba. Merhaba Atilla'cığım. Ben hiç içeri girmeyeceğim ama seni 5 dakika dışarı alacağım lütfen. Tamam. Montunu giyersen iyi olur. İşimiz uzun. Evet. Teşekkür ederim. Gel canım benimle. Gel. Bak şuralara bir bak. Her yere dikkatlice. Görüyorsun değil mi? Nasıl olmuş bunlar? Hala artık nasıl olduğu falan önemli değil. Önemli olan bundan sonra ne yapacağımız? Ne yapacağız? Yönetim istifa edeceğiz. Ne yapacağız? Mecburen yeni bir yönetici seçeceğiz. Ben de elimi taşın altına koyacağım artık bunca işimin arasında. Mecbur. Bu site hepimizin. Ben ne yapabilirim peki? Oy verebilirsin. Bana. Evet, eğer seçim günü evde olmazsan hiç sorun değil. Vekalet verirsin, ben hallederim. Olur. Çok teşekkür ederim. İlk oyum senden. Tamam, hayırlı olsun o zaman. Şimdi ben dolaşacağım, ablamlara da bir uğrayacağım. Gerçi onların oyu kesin. Sonra başkalarına gideceğim ama ilk sana geldim bak. Eksik olmayın. O zaman iyi günler sana. Tamam, görüşürüz. Hadi bakalım. Bu Saf Doroz'un oyu tamam. Şimdi bakalım kime gidebiliriz, ona bakalım. Ablama gideyim bir. Çok teşekkür ederim. Evet hanımlar ve efendi. Biletlerimiz burada. Süper. Denizciğim sen sevindin mi? Sevindim. Bana bakın çocuklar. Eğer isterseniz buradan çıkınca halanızın evine gideriz. Ne dersiniz ha? Halamın evi çok güzel. Ben istemiyorum. Tamam Denizciğim, istemiyorsan başka zaman gideriz. Ha bu arada Denizciğim biliyor musun?
ben seni Tılsım ablanın okuluna yazdıracağım. Hani gittiğimiz okul var ya, babam bizi oraya yazdıracak. Baba, ben kucak istiyorum. Kucak mı? Ya kızım sen kocaman oldun ama, ne kucağı? Ama annemi hep ayıyor. Annen alıyorsa ben de alırım. Gel. Kurban olurum. Hadi bakalım. Macera başlasın. Yürü. Nasıl, nasıl ama bak Selin, görüyor musun? Deniz, gördün mü Deniz? Deniz. 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 Deniz oğlum. Deniz. Kızım kardeşin nerede? Selin kayboldu ya. Ya kızım kardeşin nerede, görmedin mi? Ya oğlum ne bileyim ben. Affedersiniz, özür dilerim. Bir erkek çocuğu gördünüz mü, kısa boylu, üzerinde bordo böyle bir yelek var. Böyle düz saçlı, iri gözlü. Görmedim abi. Allah'ım delireceğim. Deniz. Deniz. Gel buraya, in aşağı. İn aşağı. Şişt, mafya mafya yok, sıldırtma beni. Bana bak, kardeşinle beraber burada duruyorsun. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz var ya, sizi mahvederim. Denize bakıp geleceğim. Buradan kıpırdamıyorsunuz. Bardaklı o balıkların oradan, tamam mı? Deniz! 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 Senin kayboldu ya. Deniz, gel buraya, gel, gel, gel. Oğlum biliyor musun, çok korktum ben ya. Ben böyle bayağı seni kaybettim falan diye. Çok korktum. İyisin değil mi ha? İyisin değil mi? Sen niye bizi bırakıp gittin? Ben sizi bırakmadım, siz beni bırakıp gittiniz. Ya öyle şey olur mu hiç? Biz seni hiç bırakır mıyız? Balıklara orada bakıyorduk. Sonra baktım sen yoksun. Bir yerine bir şey olmadı değil mi oğlum ha? İyisin değil mi, korkmadın değil mi? Aferin benim erkek adamıma be. Erkek adam korkar mı hiç? Aferin sana. Deniz, bu aramızda kalsın tamam mı? Anneye söylemeyelim. Hani anneyi görünce şey deme, ben akvaryumda kayboldum deme. Üzülür sonra, üzülmesin. Anlaştık mı? Ha? Hadi gel. Ablanla kardeşim bekliyor. Onların yanına gidelim. Gel. Biliyor musun? Ablanla kardeşin de seni çok merak ettiler. İyi buldum seni. Şaka mı bu ya? Tılsım! Selin! Dur burada. Selin! Selin! Affedersiniz, özür dilerim. Ya burada iki tane kız kardeş vardı. Biri uzun boylu, biri kısa boylu. Benim kızlarım da. Gördünüz mü onları? Görmedim. Allah'ım şimdi çıldıracağım. Gitme bir yere, gitme bir yere. Dur, 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 dur. Gitme bir yere. Selin! Tılsım! Gel Deniz benimle, gel. Gel benimle Deniz, gel. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel, bulacağız onları, gel. Tılsım! Selin! Ya çocuk bak bak, böyle sıkıntılı bir süreç değil ya, Allah Allah. Hep anneniz sizi şımarttı, hep Kansu'nun yüzünden. Ya Tılsım! Çok şükür. Ya kızım siz neredesiniz? Ben size demedim mi oradan ayrılmayın bir yere diye? Ya bir o kayboluyor, onun peşinde koşuyorum. Bir siz yoksunuz, sizin peşinizde koşuyorum. Maymun ettiniz beni ya!
Baba ne yapayım? Senin aldı. Burada balıkları görmek istedi. Ne yapsaydım? Bak şimdi ben başlayacağım buradaki balıklara da oradaki balıklara da yahu. Allah Allah. Ben size yanından ayrılmayın demiyor muyum? Bana bakın. Ben annenize benzemem. Sizi çok fena yaparım. Haberiniz olsun. Onu anladık. Ne dedin sen? Bir şey demedim. Çocuklar, ben sizin babanızım, tamam mı? Babanızın sözünden çıkmak yok. Ben sizi güzel bir gün geçirelim diye buraya getiriyorum. Anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdiniz ya. Bir daha size bir şey yapmayacağım. Yürüyün gidiyoruz, yürüyün. Çin geldi. Ben kızla tuvalete girmem. Biz erkekler tuvaletine girmeyiz. Tamam, tamam. Bir sakin olun, bir sakin olun. Tartışmayın. Kızım tutabilir misin çişini, ha? Tamam. Tamam, şöyle yapacağız. Kızlar tuvaletine gireceğiz. Ben seninle beraber kızlar tuvaletine gireceğim. Senin çişini yapacak. Siz de kapının önünden hiçbir şekilde ayrılmadan orada duracaksınız. Anlaşıldı mı? Baba, ben acıktım. Hep pizza yemek istiyorum. Ama ben hamburger istiyorum. Bir kere pizza daha güzel. Ya ben de Allah'tan sabır istiyorum. Allah bana sabrımı ver ya. Tamam, hepsini yapacağım, hepsini. Gel kızım sen kucağıma. Gel. Gel kucağıma. Geçin. İkiniz. Düşün önüme. Al montunu. Yallah. Önüme, önüme, önüme. Gözüm görsün seni. Yallah, yallah. Yürü, yürü, yürü. Yürü. Nedir ya? Böyle bir şey görmedim ben. Üstüme çiş yapma, tamam mı? Sıkı dur. Yürü, hızlı yürü. Altına yapacak. Hasan baba, iyi mi? İyi. İyi gördüm. Aklı bizde ama. Dışarı çıkıp çıkmadığımı sordu bir de. Diyorum sana patron ama dinletemiyorum ki. Bırak çakallar at koşturduklarını sansın. Sonra çökeriz tepelerine. Ben de o günleri bekliyorum da. Yine eski düzene döneriz evelallah. Son bir iş verdi bize. Bu legalleşme süreci için son parti bir iş lazımmış. Hallederiz. Sıfır sıkıntı. Şimdi bu yurt dışında fuar işleri yapan bir firma. Yeni palazlanmış bunlar. Her hafta sevkiyatları var. Bizim malı yurt dışına fuar malı diye çıkartacağız. Ama hepsinden önce benim gidip bir göz boyamam lazım. Sen en alasını yaparsın patron. Yapacağız tabii işimizde. Hadi dedim. Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bir anda bütün dünyam karardı. Bu sesle sokaklarda yankılandı. Domates, biber, patlıcan. Ya çocuklar biraz kızsak mı ha? Hayır. Kızım. Kızım Barış Manço söylesin. Siz de söyleyince çok yüksek oluyor ses. Başım ağrıyor sonra. Baba hayır. Baba bu kadar mı açılıyor? Ya yeter, yeter vallahi ya yeter ya. Kafam şişti, bu da bir kafa. Biraz sessiz olun ya. Bu nedir ya sabahtan beri? Akvaryumda ayrı, burada ayrı. Biraz sessiz. Baba sen bize çok kızıyorsun. Ya kızım özür dilerim ama ya size bağırtırmayın. Bu da kafa ya. Eve mi gidiyoruz? Baba eve gideceksek ben halama gitmek istiyorum. Oradaki odam çok daha güzeldi. Olur olur, olur tamam. Kızım. Kızım açma şunu. Hayır ya baba. Allah'ım, Allah'ım. Hadi Selim bir daha açalım. Bir daha domates, biber ya da patlıcan yersen var ya Allah beni nasıl biliyorsun ya. İnşallah beni nasıl biliyorsun. Baba ben sulayamıyorum. Özür dilerim ya, özür dilerim. Ben çıkıyorum. Nereye? Bir işim var. Yine Atilla'ya mı gidiyorsun? O nereden çıktı ya? Ha, ne bileyim. Öyle tepen attıkça gidiyorsun ya ona. Laflıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hani git tabii de. Yani laf oluyor, şey olur. Ne bileyim, bilmiyorum yani. Pardon, neyin lafı olacak? Kızım sitede herkes bizim gibi değil ki. Milletin ağzına laf lazım. Üstelik sen hala evlisin. Ne yapacaklar? Atilla ile benim dedikodum mu çıkaracaklar yani? Tabii ki sen o sünepeye bakacak değilsin. Ama milletin de ağzı torba değil.
Anne ben çıkıyorum. Atilla'ya da gitmiyorum. Tamam mı? Bir arkadaşımla buluşacağım. Kimmiş o? Senin burada arkadaşın var. Sana söyleyen de kabahat. Kızım bir şey demiyorum. Burada bir arkadaşın mı var evet, diyorum. Evet var. Ve ben de onunla buluşacağım. Tamam mı? Birkaç saate gelirim. Ay iyi. Hadi güle güle. Laf da söylenmiyor. O da evlendi, başı göğe erdi. Başı. Ya böyle olursun işte. hale bak ya, kalk tamam abartma hadi. Ya yürü git, ne abartma ya. Allah'ım ya. Benim anam ağlattılarım anamı. Bitirdiler beni, bitirdiler. Çocuk işte, kolay değil. Ya ne çocuğu ya, bunlar çocuk mucuk değil. Biz bunları yapamamışız ya. Bunlar yaramaz. Bunlar yürütücü, bunlar var ya bunlar. Kars bunların hepsini şımartmış, şımartmış. Ya sen diyorsun ki çocukların velayetini alacağım. Bir günde geldin hale bak Allah aşkına, yapamazsın sen, olmaz o iş. Hiç olacağı yok, yaparım ben. Ben çocukları alacağım diye Kars panikleyecek, boşanmaktan vazgeçecek. Ha ola ki. Diyelim diğer türlü oldu, biz velayeti aldık. Tutarım iki tane dadı, bitti gitti. Hem belki daha iyi olur ha. Kars'ın o zaman aklına dank eder. Ulan çocuklarım dadı elinde büyüyecek diye panikler, tıpış tıpış evine geri döner. Aşka bak be. Vallahi helal olsun abicim. Sen iyi ki geldin. İyi ki geldin. Evlilikten tamamen soğudum sayende. Ya kızım bu aşk meşk işleri boş işler boş. Siz kadınlar ne anlıyorsunuz bu aşk işinden ya? Kafayı bozmuşsunuz bununla. Asıl olan ailedir, düzendir. Ya mabadımı yırttım bunu anlatacağım diye size ya. Ne diyor avukat? İyi orada her şey, iyi. Bir sıkıntı, yaramazlık yok. Ya Kars'ı evi terk ettiği için zaten suçlu. Bir de çocukları alıp gittiği için zaten Allah vere yani. İyi öyle diyorsa iyi. Bana bak, sen arada bir ara şunu tamam mı? Kars'ı ara, bir konuş arada. Ne ara ne konuş ya? Kars'ın en son görmek istediği insan benim. Görüyorum yani kadının gözlerinden. Ya kızım sen ara böyle, canım cicim çek. Allah Allah ya. Sen bu Kars'ı bayağı bayağı salak sanıyorsun ya. Değil. Yok yani salak zannetmiyorum karımı da. Çok da akıllı değil. Ya maksat iyi aile profili çizmek kızım, anlasana sen de. Bir şey diyeceğim. Anneyle görüşmüyorsun değil mi? Ölümü gör. Bak söyleyeceğim ama aramızda kalacak tamam mı? Ha ne kadar hepinizin kafasına taş düşsün inşallah ya. Arkadaş ne görüşeceğim ya, kadınla bir kedi gitti gitti, döndü döndü evine döndü. Yedin ama. Ya geçti gitti. Yedin. Geçti gitti. Allah'ım ben bugün ne yaşadım? Sildik. Tamam. Ay. Aa. Rey abla. Rey abla. Karsu Hanım. Ne işin var senin burada? Ay asıl senin ne işin var burada? Yani ne yapıyorsun burada bu saatte? Ben burada çalışıyorum. Selim burada okula başladı da. Ay ben gelirdim, sen niye şey diyorsun ya? Ben zaten haftada bir geliyorum buraya. Ha o gelen sen misin? Müdür Hanım bahsetmişti biri geliyor diye. Olmaz böyle, ben yardım hayır, edeyim sana. Hayır hayır lütfen, olmaz öyle şey, bu benim işim. Sen niye geldin buraya? Anahtarımı kaybettim, burada mı diye bakmaya geldim. Tamam git bak ama bana yardım falan edemezsin, benim işim de bitti zaten. Peki nasıl istersen. Tesadüfün mü böylesi?
Günaydın. Günaydın. Teftişe mi çıktın? Yok, her zamanki sabah yürüyüşüm. Ama tabii bu sefer alıcı gözle bakıyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ ol. Ay Filiz'cim ya, bir şey dikkatimi çekti. Sen önceden yüzüne bir şeyler falan yaptırıyordun. Ne oldu, bıraktın mı? Yok, ne münasebet. Her zaman küçük dokunuşlarım vardır. Ay neyse, bana öyle geldi demek ki. Ama sen yine de böyle kışın güneş kremini ihmal etme. Ay malum, yaşlandırıyor. Allah Allah. Efendim. Reha Bey. Merhabalar. Merhaba Avukat Bey, buyurun. Az önce eşinizin avukatıyla görüştüm. Ha, ne diyor? Davayı açıyorlar. Karsu Hanım geri adım atmamış. Ne demek geri adım atmamış ya? Sen söylemedin mi arkadaş? Evi terk eden o. Annesinin hastane parasını ödedik. Biz çocukları alabiliriz demedin mi? Avukatın dediğine göre Karsu Hanım çocukların velayetten alacaklarından çok eminmiş. Tamam avukat, tamam. Ben seni sonra arayacağım. Serap Hanım, benim montumu verir misiniz? Ah Karsu, ah Karsu. Serap Hanım, ben çıkıyorum. Bir saate geleceğim. Siz kızımı göz kulak olun, olur mu? Tamam efendim. Sağ olun. Allah'a emanet. Allah. Atilla Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Diyor bu. Kaknem oya ya. Beğenmedi beni. Ne var ki? Bakayım. Ay evet. Bir dakika bakayım. Şöyle açınca falan yine şey değilim yani. Yok. Bu da kurtarmıyor. Zaten bununla bunun ilgisi yok. Şurayı kapatmak için yapıyorum ama yok, kötü kötü botoks yaptırmam lazım. Hem de acilen yaptırmam lazım yani. Yok olmaz. Bu da benim mutluluğum ya. Ben mutlu olacağım ki herkes mutlu olsun hayatım. Bu ne bu? Bu ne bu? Olmaz. Masraf da çok ya. Allah'ım ya. Dur bakalım. Dur bakalım ne kalmış kasamızda. Dur bakalım. Bozduracağız mecbur. Zamanla koyarız yerine. Yapacak bir şey yok. Ne yaptınız bakalım? Çıkıyor musunuz? Birazdan çıkacağız. İyi, haydi. Ben de etrafı toparlayayım, ben de çıkacağım. Site yöneticisi olmaya karar verdim.
Ne? Ne o, niye şaşırdın? Yapamaz mıyım? Ay yaparsın da nereden çıktı? Öyle canım istedi. İyi, hadi bakalım, hayırlı olsun. Reha'dan haber var mı? Yok, çocukları bırakırken bir şey demedi. Bize kızdı. Niye kızdı? Kızgın bile o. Bak sen çocukları alacak diye korkuyorsun. Anne. Hadi git bakalım ödevlerini sen çantanın içine koy. Birazdan çıkacağız, tamam mı? Hadi canım. Kardeşine de bir bak bakalım ne yapıyormuş. Bak dinle beni. Çocukları alacak diye korkuyorsun ama alamazsın. Alsın, iki güne geri getirir. Anne lütfen şöyle şeyler söyleme. Gerçekten korkuyorum. Kızım korkma ya. Bu kadar korkma. Cesaretli ol biraz. Reha çocuk mu bakacak? Tahammülsüz biri o. Allah aşkına yapma. Ya, çocukları alacağından değil. Senin onlara olan düşkünlüğünü bildiği için esiyor gürülüyor. Bir höt de bak ne olacak. Tamam anne. Hı, tamam mı? Tamam anne. Hı, tamam. Sen hep kafanın dikine git böyle. Hay öldürecek benim kız. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lale Özkan ben. Atilla Başkaya ben de. Memnun oldum. Ben de. Reha. Rezanne Karsu burada mı? Karsu! Karsu sen uçtun mu ya? Sen delirdin mi ya? Sen bana dava mı açıyormuşsun? Ne demek dava açıyormuşsun? Sana ben bunu söyledim. Yeni bir şey değil ki bu. Ya sen kimsin? Sen kime güveniyorsun? Bağırma bana, bana çocuklar. Bağırırım tabii ki de. Bağırırım. İstediğimi yaparım. Sen geleceksen benden ayrılmak isteyeceksin. Benim çocuklarımı alıp benden götüreceksin. Sonra bağırma. Yok ya. Bak Karsu. Ben o çocukları alırım. Tamam mı? Yüzlerini göremezsin o çocukların. Bu iş çok çirkinleşir. Bence şundan daha fazla çirkinleşemez. Reha. Ayıp oluyor ama. Filiz anne çok özür dilerim. Sen çocukları alıp yukarı çıkar mısın? Hiçbir yere çıkmıyorum. Burası benim evim. Sen çıkıyorsun. Yürüyün çocuklar, gidiyorum. Ne yapıyorsun ya? Delirdin mi sen? Alacağım çocuklarımı. Nereye alıyorsun çocukları? İstediğim zaman istediğim yere alırım ben çocuklarımı ya. Delirdin mi ya sen? Delirdim. Sen beni delirttin. Sen anladın mı? Bak Karsu. Karsu alırım çocuklarımı, giderim buradan. Onların hiçbirinin yüzünü göremezsin, anladın mı? Sen kazandın. Üç kuruş parayla benim çocuklarıma bakamazsın. Bakarım. Öyle de bir bakarım ki. Senin derdin zaten çocukların değil ki. Senin derdin benim. Ben değil miyim söyle? Sen benim canımı acıtmak istiyorsun. Ve sen hep böyleydin Reha. Evlendiğimiz günden beri senin benimle bir alıp veremediğin vardı ve şimdi nedenini çözdüm. Ya laflara bak laflara. Ne çözdün sen ya? Ne sen çözdün? Sen o kadar kompleksli bir adamsın ki güçlü bir kadın görmeye dayanamıyorsun. Tahammül edemiyorsun. Sadece benim canımı acıtmak istiyorsun. Çünkü bundan haz alıyorsun. Yalan mı? Boş konuşuyorsun. Çok boş konuşuyorsun Karsu, anladın mı? Yürüyün çocuklar. Çocuklar yok, seni istemiyor. Alacağım. Çocuklar seninle kalmak istemiyorlar. Git buradan yoksa polis çağıracağım. Ya sen uçtun mu ya? Sen delirdin mi? Aklın başına gelsin. Ne polisi? Ben senin nikahlı kocanım. Reha. Burası benim evim. Ve hemen şimdi buradan çıkıp gidiyorsun. Filiz anne çok özür dilerim senden. Bak Karsu ben şimdi gidiyorum, tamam mı? Ama bu böyle kolay olmayacak. Farkındayım öyle kolay olmayacak ama sana üzüleceğim bir şey söyleyeyim mi? Ben pes etmeyeceğim. Elinden geleni ardına koyma. Bu ne böyle ya? Bu ne böyle daldı içeri? Ya haber veririm, güvenlikleri almasınlar bunu içeri. Yok gerek yok öyle bir şey. Şimdi kapıda rezillik çıkarır falan, gerek yok. Tamam, bir daha gelmez zaten. Çocuklar. Ayağım titredi resmen. Ah çocuklar da korktu. Babanızın biraz sinirleri bozulmuş herhalde, o yüzden öyle yaptı. Hadi gelin biz geç kalmayalım.
okula gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Al bakalım atkını. Aldırın Beren'i. Gel. Hadi. Önünü kapatın. Hadi. Hadi görüşürüz hanım. Ay Allah'ım vallahi. Geç bakalım ya. Karsu hadi dikkatli olun ne olur. Tamam. Ya. Merhabalar. Buyurun. Efendim, benim bir altınım var. Onu bozdurmak istiyorum. Tabii yardımcı olalım. Hemen çıkarıyorum. Şöyle. Tabii hesaplayalım. 13.200 TL. Tamamdır. Şöyle paranızı vereyim. Zarfa koyuyorum. Teşekkür ederim. Güle güle Ercan. Çok teşekkürler. En kısa zamanda geri almaya gelirim artık. Şimdi işimizi halledelim de. Hoşça kalın, iyi günler. Sağ olun, iyi günler. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Serdar Bey sizi bekliyor. Sağ ol canım. Şöyle size yardım edeyim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Serdar'cığım. Ne haber fıstık? Ay sağ ol, teşekkür. Hiç öpmeyeyim. Çok mikrop vardı dışarıda. Sen de ameliyattan çıkmışsın. Sağ ol. Nerelerdesin sen? Ay vallahi sorma Serdar, başıma neler geldi ya. Bir arkadaşın tavsiyesiyle birine gittim. Cildime bir şeyler sürdü. Alerji oldum. Aa, ne diyorsun? Merdiven altı iş yaptırmak kim, ben kim ya? Aşk olsun Filiz'im. Vallahi artık oldu bir kere. Sen artık toparlarsın beni. Bir vitamin mi yaparsın, bir şey mi yaparsın, ne yaparsın bilmiyorum. Yani benim bir moralimi düzelt ne olursun. Senin sözünden dışarı bir daha asla çıkmam, emin ol. Yani o kadar uğraşıyoruz. Durumu koruyalım lütfen. Zaten yaşına göre çok iyisin. Sağ ol, sayende teşekkür ederim biliyorum. Ama yine de diyorum biraz freshlik mi versek cildime? Yeni benzin çıktı. Hı. Ondan yaparız. Bir de Paris ışıltısı yaptık mı her yerde ışıl ışıl parılarsın. Oh süpersin, teşekkür ederim. Sana bir şeyler ikram edeyim, bu arada ben de hazırlık yapayım. Tamam, ama yok hiçbir şey içmem. Bu ara biraz azalttım çayı kahveyi. Sağ ol. Senin seyahat nasıl geçti? Güzel. Ha, güzeldi. Her şey harika. Geldin. Orada da ameliyat yaptın mı? Tabii, yapmaz mısın? Yani her yerde hastalar, her yerde hastalar. Bu paraları nereye koyacağız Serdar Bey? Evet. Kızlar hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben size eşlik edeyim şöyle. Tamam canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi görüşürüz yine Dilek'ciğim. Görüşürüz. Sağ olun. Çok iyi bakın kendinize. Sağ ol canım. Irmak Hanım. Telefonunuzu unutmuşsunuz. Anne. Sen ne söylediğinin farkında mısın? Böyle bir şey nasıl sorabilirsin? Lütfen, ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Çok sıkıldım. Pardon, pardon. Bir dakika. Ya ben ne yaptığını soramayacak mıyım yani? Sen soru sormuyorsun. Sen sürekli bir takiptesin. Sürekli bir şeyleri eşeliyorsun. Sen de çok gizemlisin. Hep bir yerlerdesin. Sabah uyanıyorum, yanımda yoksun. Ya bir haller var sende, kabul et. Ne olur başlama yine. Lütfen. Tamam, o zaman sen de sorularıma cevap ver. Bu kadar basit. Ya, kaç yıldır evliyiz. Normal davranmadığını anlayacak kadar tanıyorum seni.
Öyle mi? O zaman sabrımın sonuna geldiğimi de anla ve... Evet ve ne? Ve ne? Üstüme gelme artık. Konuşuyorduk, nereye? Ben artık konuşmak istemiyorum. Irmak, ben dışarı çıkıyorum kızım. 1-2 saate dönerim. Tamam anne. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Filiz Hanımcığım, şöyle bir modelimiz var. Çok keyifli bir model. Ah, geçen yıl almıştım. Var, aynısı var onda. Öyle mi? O olmasın. İkinci sıradaki görebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Ah, bu. Bu hoşmuş. Taşları da çok güzel. Bunu hediye paketi yapalım. Hemen. Çok teşekkür ederim. Döndün mü? Hayır ola, valizler. İş seyahatim yine. Hayır. Gidiyorum Filiz. Nereye? Ben artık dayanamıyorum. Bitti. Sevdiğim kadınla birlikte gidiyorum. Sevdiğin kadın mı? Thank you.
Hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Bizim dükkanda dün bir sıkıntı. Ne işin var senin burada? Uzun zaman oldu. Ne istiyorsun benden sen? Nasıl buldun beni burada? Arkadaşım görmüş seni, tanımış. O söyledi. Sen de kalkıp buraya gelebildin, öyle mi? Karsu, biliyorum bana kızgınsın. Çok haklısın. Ama uzun yıllar oldu. Biz kardeşiz. Ben bizi çok özledim. Biz mi? Hangi bizden bahsediyorsun sen ya? Sen o bizi yok ettin. Sadece kendini düşünüp saçma salak duyguların yüzünden evden çekip gittiğin gün sen bizi yok ettin Irmak. Ve ardında bir enkaz bıraktın. Karsu. Sus. Madem buraya kadar geldin, o zaman bunları duymayı da göze almış olman lazım. Annem sen gittikten sonra ne hale geldi biliyor musun? Delirdi kadın. Ve ben o sinir hastasıyla aynı evde yaşamak zorunda kaldım senin yüzünden. Sen aşk yaşayacaksın diye benim hayatım mahvoldu. Aşk oldum. Ne diyorsun sen ya? Ne aşkından bahsediyorsun? Ne aşkı? Aşk dediğin şey naifliktir, saflıktır. Siz ikiniz de iğrençsiniz. Sen ona nasıl o gözle bakabildin ya? Nasıl yapabildin bunu? Biliyorum, olmamalıydı. Biliyorum Karsu. Ama Adnan'ı sevdim ben, o da beni sevdi. Biz hala birbirimizi çok seviyoruz. Sus! Irmak git. Git buradan. Karsu lütfen bak, yeğenlerimi tanımıyorum. Hiç görmedim. Sizden haber alamıyorum. Buraya gelmen çok büyük hataydı. Karsu lütfen. Bir daha karşıma çıkarsan eğer, seni uyarıyorum. Çok kötü şeyler olur. Lütfen Karsu. Git buradan. Lütfen Karsu. Irmak git buradan, defol git! Mm-hmm.